Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, bir başka çarşamba söylesinde yine bir araya geldik. Bu haftaki konuklarımız İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Bartın Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden konuklarımız var. Sevgili Seçil Özakdoğan ve sevgili Cengiz Yıldız. Cengiz Bey, Arama Kurtarma Şubesi'nden ve Seçil Hanım da Eğitim Dairesi Şubesi'nden. Bu eğitimleri her ikisinde başka eğitimlerde de bildiğimiz, karşılaştığımız bir AFAD destek gönüllüsü olarak ben de bildiğim için gerçekten bugünkü eğitimin de çok yararlı geçeceğini şimdiden söyleyebilirim. O yüzden önce davetimizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ben kısa bir sözü isterseniz önce bölüm başkanımız Doçent Doktor Ercan Göker hocamıza vereyim. Bizim bu çarşamba söyleşilerimiz devam ediyor ama öğrencilerimizin özellikle de akreditasyon sürecinde afet anında ki Bartın biliyorsunuz bir afet bölgesi, çeşitli dönemlerde çeşitli afetlerle karşılaşıyoruz. Yine ülkemiz deprem gibi çok büyük bir afeti atlattı. Kayıplarımız var. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralara acil şifalar. Bu noktada AFAD'ı basından, yayından, kamuoyundan ve Bartın'daki özellikle de gönüllülerin yaptığı çalışmalardan çok duyduk. Onlardan da sanırım bu eğitim sırasında bahsedecek sevgili konuklarımız. Ve gönüllü destek sistemi çok önemli bir sistem. Bu sisteme de belki de bu eğitimin sonunda Bartın'dan ya da Bartın dışında yaşayan öğrencilerimizden de çok sayıda kişiyi katmayı hedefliyoruz. Böyle yola çıktık. Ben sözü önce Ercan hocama vereyim sonra Seçil Hanım ve Cengiz Bey ile devam edeceğiz. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Ben öncelikli olarak AFAD Bartın İl Müdürlüğü'ne ve müdürlüğün çalışanları olarak Seçil Hanım ve Cengiz Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun hocam. Bu sunum bizim için değerli bir sunum olacak. Öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize katkıları olacak. Teşekkür ediyorum. Ben tekrar sunum için size sözü bırakıyorum. Evet, söz sizde. Yani direkt sunumla başlayabiliriz ya da siz kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Söz sizde Seçil Hanım, Cengiz Bey. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Tamam hocam, teşekkürler. Siz zaten şey yaptınız ama Cengiz Yıldız, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Arama ve Kurtarma ekibindeyim. Seçil Hanım da burada bizim eğitim şubeden, sosyal çalışma öncemiz, aynı anda sosyal hizmet uzmanımız. Sağ olsun kendisinde psikososyal destek eğitimi, bu DFM'den gelen ekiplere verdikleri eğitim çok faydalı oldu yani. O yönlerine kendisinden destek alıyor. Çünkü biz de orada, hani orada yaşayanlar birer depremzedeydi. Bizler de kısmen kendimizi AFS'de olarak orada tanımladık yani. Çünkü oraya gittiğiniz zaman sizler de olaydan etkilenen kişiler olabiliyorsunuz. Çok farklı orada duygularla karşılaşabiliyorsunuz yani. Bizim için daha önce de ben deprem gördüm. İki kez gittim, yaşadım. Ama böyle bir depremi ilk defa gördüm yani. Bu kadar geniş alanı etkileyen, bu kadar çok yerleşim alanı etkileyen bir deprem dünya tarihinde bildiğim kadarıyla olmamış bir şey yani. Çok zor. 7.7'den sonra 7.4 sonrasında bizzat bizim de Hatay'da Samandağ'da 6.4'ü gördük. Yani görmüş olduğumuz 6.4 buysa dedik, 7.7 nasıl bir şeymiş? Çok ağır bir süreçti, çok zor bir süreçti. Yani biz atlattık şimdilik çünkü işin içerisindeyiz zaten. Çok fazla karşılaştığımız şeyler. Ama oradaki vatandaşlarımız için gerçekten zor bir süreç devam ediyor. Umarım en kısa sürede iyileştirme çalışmalarıyla beraber normal hayatlarına devam edebilirler yani. Siz canım buyurun. Merhabalar, ben Seçil Özakdoğan. Eğitim Şube'de sosyal çalışmacı olarak görev yapıyorum. Artık sunuma Ha. Sunum görülüyor mu acaba net olarak? Evet, görülüyor. Tam sayfa yaparsanız. Tam sayfa. Yok zaten. Evet. Şimdi görüyoruz. Şimdi bizim bu farklılık eğitimi aslında başkanlığımızın belirlemiş olduğu dört farklı modülden oluşur. AFET'e hazır aile, AFET'e hazır okul, AFET'e hazır gençler, AFET'e hazır iş yeri.
Şimdi burada çoğumuz genciz, hocalarımızla beraber. Onun için AVT hazır gençler olarak algılıyoruz. Şimdi öncelikle bakın, bir yerde eğer yaşıyorsanız o yerin risklerini bilmeniz gerekiyor. Yani şu anda uzaktan Zoom'dan bağlanan arkadaşlar için söylüyorum. Erzurum'daki bir insan için sorduğumuz zaman vatandaşımıza buranın en fazla karşılaşmış oldukları olay belki de bir çığ olayı. Aşırı yağış, kar yağışı yani. Bartın için konuştuğumuz zaman şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani burada aslında ikinci derece deprem bölgesiyiz. Yakın zamanda birinci derece deprem bölgesiydi. Şu anda ikinci derece deprem bölgesi. Daha öncesinde bakın birinci derece 68 yılında Bartın'da 6.5 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Eğer bir yerde deprem olduysa daha sonra orada tekrar deprem olacaktır. Bu net kesin bir bilgi yani. Zamanını bilemeyiz, saatini bilemeyiz, tarihini bilemeyiz. Ama olacaktır yani. Onun için normal şartlarda deprem çok korkulacak bir şey değil. Açık ve net söyleyeyim size yani. Bir sel korkulacak çok bir afet türü değil. Çoğu değil. Yeter ki gerekli ve yeterli önlemleri alalım. Aldıktan sonra bakın şöyle söyleyeyim size. Biz ilgi alanım olduğu için YouTube'dan da izliyoruz. Japonlarda 7.4, 7.5 şiddetinde depremler var. Hiçbir endişe, kargaşa, kaos yok. Çünkü ona göre hazırlıkları var. Ve orada yapılan bir tatbikata haberini okudum. 2 milyon kişi katılıyor. Bakın bir tatbikata 2 milyon kişi katılıyor. Biz bile burada bir eğitim talebi veya bir eğitim çalışması yaptığımız zaman gerçekten çoğu zaman toplayamıyoruz. Yani kurumlara gittiğimiz zaman da yakın zamanda sağ olsun İletişim Fakültesi öğrencileri bayağı bir gelmiştiler. Üniversitede Eğitim Fakültesi'nin toplantı salonunda eğitim verdik. Gayet de verimli geçtiğini düşünüyorum yani. Sizlere de teşekkür ederim Mustafa Hocam. Yine isimleri gördüğümüz şöyle İdil Hocam, Ercan Hocam, Sebahat Hocam. Yani çok sağ olun, teşekkür ederiz sizlere de. Sibel Hocam yine aşağıda görünüyor. Yani böyle bir eğitim ne zaman talep ederseniz, isterseniz gidip veririz yani. Şu ekranı biraz. Şimdi burada bazı tabirler var. Tehlike, risk, zarar görebilirlik, kapasite. Aslında normal şartlarda yağmurun yağması bir tehlikedir sadece. Başka bir şey değildir yani. Bu yağmurun şiddetli bir şekilde gelmesi ve yaşam çevremizi etkilemesi bir risktir. Bu riske karşı bizim almış olduğumuz, mesela yakın zamanda Bozkurt'ta bir sel olayı gerçekleşti. Yine Sinop Ayancık'ta gerçekleşti. Aynı anda Bartın'da da gerçekleşti. Akören söküler. Yani aynı anda üç şehri birden etkiledi. Ve bizim burada şehrimizde herhangi bir kayıp, yani şöyle maliyet açısından bazı kayıplar oldu tabii ki. Ama bir insan kaybımız veya başka bir şey yaşanmadı. Bunun da temel sebeplerinden biri öncelikle yapılan barajlar birer önleyici tedbirdir. İkincisi sürekli anonslarda bulunduk biz. Burada anonslar yapıldı. Belediye merkezi anons sisteminde, herkese camilerde, bizim AFAD'dan artık muhtemelen sizi bunaltmışızdır. Sürekli bir kısa mesajlar falan geldi yani. Bunların hepsi birer önleyici tedbirdir. Yine bu olay beklenmeden önce Sakarya'dan, Ankara'dan, Bursa'dan, Eskişehir'den buraya bize destek ekipler geldi. Bakın daha sel olayı, yağmur olayı tam olarak meydana çıkmamıştı. O anda bizim başkanlığımızda böyle bir uyarı geliyor ve o başkanımız meteorolojiklerden dolayı diğer illere, bizim destek illerimize o anda çağrı yapıldı ve geldiler. Sağ olsunlar burada bize destek verdiler. Şöyle bir olay var. Bakın meteorolojik uyarı öncesinde bir önlem alınabiliyor. Böyle bir çalışma yapılabiliyor. Ama deprem maalesef yani hiç beklenmeyen bir deprem. Daha doğrusu beklenen ama zamanı bilmeyen bir deprem ve 11 ili etkileyen gerçekten dünya tarihinde olmamış bir olay diyebiliriz bunun için. Ve şu anda biz orada biraz hazırlıksız yakalandık açık söylemek gerekirse. Ama yine de elimizden geleni yaptık. Bartın AFAD olarak 14 kişi artı itfaiye, yanımızda Diyanet'in gönüllüleri,
Yine destek AFAD gönüllerimiz vardı, Kazak Kıta ekibimiz. 40 kişiye yakın 3 farklı enkazda çalıştık. Adıyaman ve Gaziantep Nurdağ şeklinde. 19 tane canlı aldık. Çoğu çocuk bunların. Yine 96 tane maalesef cenaze aldık. Bazı durumlarda kişilerin cenazesini alması da önemli bir faktör yani. Orada iyi bir çalışma yaptık, geldik. Şöyle bir eksiklik kendi adıma yaşadım yani. Keşke kapasitemiz, sayımız daha fazla olsaydı. Daha fazla enkazda çalışıp daha fazla insanı kurtarabilseydik. Yani bu kendi adıma bir eleştiride bulunuyorum yani. Onun için de sizlerin, değerli hocalarımızın, çok değerli üniversitedeki genç arkadaşlarımızın size gönüllü sistemle ilgili bir tanıtım yapacağız yani. Buyurun, gelin. Bakın önümüzdeki hafta muhtemelen milli eğitimdeki öğretmenlerimize, orada çalışan memurlarımıza bir saha eğitimi vereceğiz yani. O saha eğitimi aldıktan sonra AFAD gönüllü kartını alıyorsunuz ve bizimle birebir enkazda, alanda çalışıyorsunuz. Çok mutluluk verici bir şey yani, bir insanı oradan çıkartmak, tekrardan yaşama, hayata bağlamak. Umarım sizler de gerekli önemi gösterirsiniz, gelirsiniz, beraber orada çalışırız yani. Şimdi afetin farklı tanımları var ama toplumun tamamını veya belli bir kesimlerini. Doğu'da, Güneydoğu'da bir deprem olayı gerçekleşti 11 ilimizi etkileyen. Orada bakın belli bir bölgeyi etkiledi. Tüm Türkiye'de olan bir olay değil. Hakeza ilimizde olacak bir sel olayı, belki mesela merkezde geçen sene büyük bir sel olayı yaşandı. Ama aynı sel olayının Amasra'dakinin veya yaşayan vatandaşlarımız için Arıt'ta veya Hasankaya'da yaşayan vatandaşların çoğunun hiç haberi bile olmadı neredeyse. Çünkü bölgesel, yerel, belirli bir alanı etkiledi yani. Sel olayı böyle. Ama deprem daha geniş bir alanı kapsıyor. Deprem üzerinde yoğunlaşıyoruz. Çünkü dünyada artık biliyorsunuz küresel ısınma tabiri pek kullanılmıyor. İklim değişikliği. Bu iklim değişikliğine bağlı olarak birçok ülkede, birçok yerde görülmemiş olay türleri meydana gelmeye başladı. Yani Cezayir'de Cezayir'e sınır olan bir sahra çölü var. Dünyanın en kurak çöllerinden biri. Oraya kar yağdı ve kar yeri tuttu. Normalde kilometrelerce yukarıdayken bu erir, aşağı bile inmez yani sıcaklıktan dolayı. Kar yağıyor ve 9 sene yine ülkeye sınır olan bir çölden bahsediyoruz. Yine Afganistan'da, yanlış hatırlamıyorsam Pakistan mıydı? Bir sel olayı gerçekleşiyor çölde. Yani 25 tane vatandaş, dünya vatandaşı diyelim yani hayatını kaybediyor. 150 kayıp var. Artık küresel ısınma kaynaklı yani ya da iklim değişikliğine bağlı olarak dünyada çok farklı olay türleri görülmeye başladı. Bizim bunlara karşı devletlerin alması gereken bazı çalışmalar var. Yapılması gereken, bizim de almamız gereken bazı önlemler var. Eğer bu önlemleri doğru bir şekilde alırsak, o zaman daha asgari seviyede zararlar atlatabiliriz bu olayı. Ülkemizin afet ve acil durum oluşturabilecek tehlikelerimiz. Bakın burada sel ve taşkınlar, bütün haritalarımız mevcut. AFAD'ın sitesinde bulabilirsiniz. Yine herkese heyelan, orman yangınları, çığ. Bunların hepsi bizim sitemize, AFAD'ın sitesinde bulunuyor. Risk haritalarımız belli. AFAD olarak da, devlet olarak da bu çalışmalar yapılıyor. Yine burada bizim bakın bir deprem risk haritamız var. Üç farklı ana bizim burada fay hattımız var. Doğu Anadolu fay hattı, Kuzey Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattı. Kuzey Anadolu fay hattının dünyanın en tehlikeli fay hatlarından biri olan San Francisco fay hattına çok benzediği söyleniyor. Uzun zamandır bakın burada Bingöl, Elazığ, Malatya, yine Erzurum, Erzincan, o tarafta bir deprem olayı Elazığ gerçekleşiyor. Burada biraz enerji boşalması oldu. Ama yine bakın şuradan devam ediyor gördüğünüz gibi Kahramanmaraş, Osmaniye ve şu anda Adana ve çevresinde hareketlilik var. Ne büyüklükte bir deprem oluşturur bilmiyorum ama şu anda bilim adamlarının jeo bilimciler yani diyelim jeofizik jeoloji mühendislerinin
Çoğunlukla bakın Bingöl ve çevresinde bir depremin beklendiği söyleniyor. Yine burada bakın Düzce'de birkaç ay önce bir deprem olayı gerçekleşti. Orada ciddi anlamda neredeyse hiçbir kayıp yok yani. Çok basit cüzi bazı yerlerde pencereler falan çıktı. Neden böyle bir olay oldu? Çünkü orada daha önce bir deprem olayı gerçekleşti. Gerçekleştiği için Sakarya, Düzce gibi yerlerde deprem yönetmeliğine uygun binalar yapıldı. Deprem yönetmeliğine uygun. Yine aynı şekilde bakın bizim deprem bölgesinde İsrail'den geçtik. Nur'da, Antakya'da, Malatya'da gerçek anlamda bakın ayakta durabilecek, duran, neredeyse hiçbir zarara uğramamış binalar genel olarak TOKİ'nin binalarıydı yani. Bu bir haber olarak geçti. Umarım yanlış bir şey söylemiyordur. Ama gerçekten mesela bir bina yapıldığı zaman gerekli yapı yönetmeliğine uygun yapılıyorsa, gerekli önlemler alınmışsa, mühendislik hizmeti alınmışsa, yapı denetimi yapılmışsa o binalar 7.7'yi bile dayanabiliyor yani. Ve 7.8 veya 8 nokta yani buna göre yapılabiliyor. Eğer yapılırsa depremin gerçek anlamda çok büyük bir olay olmadığını görmüş oluruz yani. Burada yine haritalarımızda yangın, heyelan, sel. Bakın şurada bir tsunami var. Aslında sorduğumuz zaman şöyle bir cevap alıyoruz. Sizce Türkiye'de tsunami var mıdır diye bir soru soruyoruz. Yok canım diyorlar yani Türkiye'de tsunami ne alaka falan diyorlar. Türkiye'yi bırakın Bartın'da tsunami oldu. Bakın Bartın'da. Masa başı tatbikatı biz yaptık burada Zonguldak'la beraber. Bir kaçayım. Tsunami olursa nasıl bir çalışma olacak diye. 68'de 6.5'te Amasra'da büyük limanda şehrin içerisine 100 metre kadar bir karış su girişi oldu. Bu küçük çaplı bir tsunamidir. Yine aynı şekilde şu anda eğer devam ederse bu şekilde iklim değişikliği yani büyük bir buzul var. Kıyamet buzulu diye geçiyor. Umarım bilginiz vardır bununla ilgili. O kıyamet buzulu çözülürse deniz seviyesi 4 metre kadar yükselecekmiş. Bu da birçok yerleşim alanının su altında kalması demektir. Afet öncesi hazırlıklarımızın, şimdi şöyle bir şey var, bir afet dediğimiz olay, afet öncesi, afet sırası, afet sonrasında nasıl çalışmalar olur? Bu eğitimler aslında bir tür afet öncesi hazırlıktır. Afet sırasında ise doğru davranış şeklini uygulamak, afet sonrasında ise iyileştirme çalışmalarının şu anda işte 11 ilimizi etkileyen deprem bölgesinde işte yapılan kalıcı konutlar, yine konteyner kentler bunlar birer iyileştirme çalışması olarak geçiyor. Burada afet ve acil durum aile planlaması önemli bir şey. Çünkü çalışanlar için örneğin anne baba ve çocuklar için anne bir yerde çalışıyor, baba farklı bir yerde. Yine herkese çocuklar okulda şu anda veya kreşte başka bir yerde. Böyle bir afet olması durumunda bizler nerede toplanacağız? Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu zaten E-Devlet'ten baktığınız zaman size en yakın yerleşim yerini, toplama alanını size gösterir. Adrese kayıtlı olarak. Yine aynı şekilde bakın siz yani o anda belki ona bakmadınız, öyle bir çalışmanız olmadı. Ama kendiniz de yakın bir yerde, açık, güvenilir bir alanda bir toplama alanı, toplama yeri belirleyebilirsiniz. O anda orada toplanırsınız, orada birbirinizi görürsünüz. Şimdi şöyle bir olay var. Bakın geçenlerde, yanlış hatırlamıyorsam Adıyaman'da yeni doğmuş bir çocuk Mersin Devlet Hastanesi'ne çıktı galiba. Baba 4 ay sonra çocuğunu alabildi. 4 ay sonra kucağına aldı yani. Doğum gerçekleşmiş ve çocuk oradaymış yani. Böyle bir durumda zaten insanlarımız eğer fevri davranmadıysa o anın etkisi de çekip bir yere gitmediyse kaybolmaz. İlla bulunur yani. Ama geçmişte bununla ilgili bazı sorunlarla karşılaşıldı. Özellikle çocuklar bazında karşılaşıldı. 5 yaşına kadar bazı çocuklar bu tür durumlarda kendilerini ifade edemeyebilirler. Bazen isimlerini dahi söyleyemeyebilirler. Yani belki şu anda 2,5, 3 yaşında bir çocuk ismini söyler. Ama böyle bir travmada, böyle bir olayda söylemeyebilir. O anda bakın bizler şöyle bir hazırlığımız var. Mustafa Hocam, değerli hocalarımız.
bilgi kartlarımız var. Bunları isterseniz size PDF olarak ulaştırırız biz. Bu bilgi kartlarında okullardaki çocuklara kadar kimin alacağı, o anda bir afet durumunda kimlerin bilgilendirileceği, kime ulaşılacak, bunlar önemli kavramlar. Çünkü bazen anne baba bir küçük çocuk olabiliyor. Anne baba eğer etkilenmişse olayda, o çocuğun da herhangi bir yanında materyal, onu benim belirten, özelliklerini belirten veya atıyorum kimliğini belirten bir şey yoksa devlet korumasına tabii ki alınır ama sonraki süreç biraz daha zorlu olur. Yine aynı şekilde bakın bir çantamız, bir cebimizde, yakınımızda bir yerde. Şöyle göstereyim size. Bir yine bilgilendirme kartımız var. Burada o anda enkazda çıkartıldınız. Bu enkazda bu kişinin bir müdahale olacak. Ama bir hastalığı var mı? Tansiyon, şeker, kalp, başka bir şey de olabilir yani. Bu herhangi bir ilaca karşı alerjisi var mı? Çünkü bunlar bir süreç ister. Ama anında müdahale gerekiyorsa, yanımıza buna benzer bir kart varsa eğer geçirdiği ameliyatlara kadar her şey yazıyor yani. O anda o kişinin kartı görüldüğü anda size daha hızlı bir şekilde müdahale edilir. Bunlar afet öncesi alınması, yapılması gereken tedbirlerden biri. Yine bakın binalarımız afete dirençli yapılar diyoruz. Bir ev alacağız. Şimdiden bahsediyorum. O anda sormuş olduğumuz ilk şey ne oluyor? Bina 3 artı 1 mi? Kaç metrekare? Kuzeye mi bakıyor, güneye mi bakıyor? Otoparkı var mı? Okula yakın mı? Kapalı garajı var mı? Bakın bunların hepsi birer özelliktir. Tabii ki bayağı bir para veriyorsunuz ve bunun karşılığını istiyorsunuz. Ama gerçek anlamda bakın şunu sormuyoruz. Bina yapı denetiminden geçmiş mi? Binanın ruhsatı var mı? Bina depreme dayanıklı yapılmış mı? Gerekli denetimler yapılmış mı? Bunları çok az kişi soruyor yani. Asıl olması gereken bu. En son Malatya'daki arkadaşımla konuştuk. Almış olduğu ev 3,5 milyondu. 3,5 milyonluk bir ev gitti yani. Böyle bir durumda bakın siz yani onları soruyoruz genelde. Bina gerçek anlamda eğer ayakta durmuş olsaydı mesela bir yapıldı, her şey alındı, denetimler falan her şey tamam ve ayakta durabiliyor. Sadece TOKİ dedim. Onun yanında bakın gerçekten eski devlet binaları vardı. Lojmanlar, 40 yıllık, 50 yıllık binalar onlar da ayakta duruyor. Demek gerçekten sağlam yapılabilirse, sağlam yapılırsa binalar ayakta duruyormuş ya. 7,7 bir şey değilmiş yani. Bu aile planımızı söyledik. Bunu yapmamız gerekiyor. Toplantı yapmamız gerekiyor. Dışarı çıktığımız an önemli. Bakın bu şimdi afet dirençli yapılar diyoruz. Düzenli bakım gören binalar. Farklı bir amaçla kullanılmayan. Çünkü bazı binalarda duymuşsunuzdur. Bizim İzmir'de başımıza geldi. Biz orada bir enkazda çalıştık. Yan yatmış binada 6 gün çalıştık. Orada canlı da çıkardık. Hayatını kaybetmiş vatandaşlar da çıkardık. O binanın altında normalde 9 tane dükkan varmış. 9 tane iş yeri. Orada bir çalışma olmuş. Tek bir markete çevrilmiş. O anda bina normalde bakın üst katlar çok sağlam. Sonrasında o binanın yıkılması gerekiyordu. Makaslarla orası yıkıldı. Bina normal şartlarda gerçekten zor yıkılıyordu yani. Sağlam bina üst katları. Ama alt kattaki o çalışmadan dolayı bina hemen iki katına biz balkondan giriyorduk. İkinci katına balkondan giriyorduk. O kadar zemine sıfır yani. Ve yan yatmış bina yani. Biz genelde zaten yapmış olduğumuz yanlış çalışmalardan dolayı bu tür zararlarla karşı karşıyayız. DASK zorunlu deprem sigortası yapılması uygun olur. Birebir sizin masrafınızı, binanızın bedelini karşılamaz ama en azından bir miktar da olsa rayiç bedel, belediyenin belirlenmiş olduğu miktarı alırsınız yani. Evimizin içindeki riskleri belirlememiz gerekiyor. Yani 17 Ağustos Marmara depreminde ölümlerin %3'ü, yaralanmaların %50'si.
sabitlenmemiş evimizdeki bu malzemelerden dolayı. YORA olarak geçer, yapısal olmayan risklerin azaltılması. Bakın buradaki yani %3 dediğimiz şöyle, 18 bin küsur vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani yaklaşık 550-600 diyelim yani. Bu şekilde bu eşyalardan dolayı hayatını kaybetti. Yine %50'si, eğer 100 bin kişi o anda yaralandıysa 50 bin kişi sabitlenmemiş bu eşyalardan dolayı ciddi anlamda yaralanmalara sebebiyet verdi. Canlar, ilk etapta bakın biz vermiş olduğumuz eğitimlerde masanız, yatağınız eğer camın kenarındaysa perdeniz her zaman kapalı olsun. Çünkü perde önleyici bir materyaldir. O anda ya da camlara film çekiliyor. O anda depremde ilk bakın camlar sıkışır, kapılar sıkışır. Ondan dolayı onlardan uzak durmanız gerekiyor. Eskiden beri bildiğimiz birçok yanlış şey varmış. Özellikle mesela deprem olduğunda kolonun altında bekleyin diyorlar. İntihar etmek gibi bir şey yani. Kolonun altında asla beklemiyoruz. Kapı eşiklerinde beklemiyoruz. Masamızın altına girmiyoruz, yanında bekliyoruz. Altına girmiyoruz bakın. Bizim tam tersimizi şöyle söyleyeyim, Japonlar altına girin diyorlar. O da ironi yani. Çünkü Japonlar yaptıkları, yapıları güvendikleri için masaya en fazla yukarıda bir asma tavan gelir düşüncesindeler. Bizde ise herhalde güvenemiyoruz ki öyle bir şey oturdu yani aklımıza, zihnimizin bilinç altında. Masanın yanına geçin diyoruz. Tabii sağlam bir masanız varsa, güvenebiliyorsanızsa buyurun altına geçin yani. Kaçış pozisyonu almamız gerekiyor. Çök, kapan, tutunu açacağım birazdan yani. Deprem sırasında almamız gereken önemli bir etkendir. İki farklı, bakın davranış şeklimiz var. Birincisi, özür dilerim. Birincisi cenin pozisyonu. Çünkü cenin pozisyonu bebeğin anne karnında kendini en güvende hissetmiş olduğu pozisyondur. İkincisi ise çök, kapan, tutun. Buradaki temel amaç kendini dışarıdaki bu materyaller, yine eşyalardan, sana zarar verebilecek eşyalardan minimum seviyede zarar verebilmek için bakın. Vücudumuzu iyice küçültüyoruz. O anda daha az etkileniyoruz. Farklı şeyler, avizeler, dolaplar, ağır eşyalar, beyaz eşyalar. Bakın burada beyaz eşya kavramı şöyle bir şey var. Normal şartlarda bu beyaz eşyalarımız, yani insan boyunu geçmeyen beyaz eşyalar aynı şekilde zarar verebileceği gibi daha çok hayatımızı kurtarır. Çünkü İzmir depreminde 4 gün sonra çıkan bir küçük kızımız vardı 4 yaşında. Çıkartıldığı enkazda hemen yanı başındaki çamaşır makinesi onu korumuştu. İnsan boyunu geçmeyen yatak, kanepe, koltuk, beyaz eşya mesela burada çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi malzemeler sizi hayatta tutar, daha fazla zarar görmenizi engeller. Bakın yine burada 99 Kocaeli, daha doğrusu Marmara depreminde yaralanmaların %50'si, ölümlerin %3'ü bu tür malzemelerden dolayı gerçekleşti. Burada yapmamız gereken şey ne? Riskleri azaltabiliriz. Yerini değiştirebiliriz. Sabitleyebiliriz. Üç farklı şeyle gerçekleştirebiliriz. Şimdi bizim bu fotoğrafta görmüş olduğunuz, bakın şöyle bir kitaplığımız var ve bir dolabımız var. Ağır eşyaları üst katlara, üst raflara bırakmıyoruz. Onlar daha çok aşağıda olmalı. Yine önüne bir görmüş olduğunuz gibi lastik diyelim yani. Önüne çekip bu şekilde o malzemelerin düşmesini engelleyebiliriz. Ağır eşyaları da saksı gibi özellikle bakın şu şekilde alt taraflara koyabiliriz yani. Şimdi dünya üzerinde özellikle mesela şeyden bahsedelim biz size. Amerika'da 911 diye bir şey vardır. Bütün filmlerde net bir şekilde görürsünüz bunu yani. 911 acil çağrı merkezi derler.
Bizde de artık ülkemizde 112. 112 artık tek bir telefon. Orada bir petek sistemi var. Olayın türüne göre bilgi verdiğimiz anda, ihbar yaptığımız anda orada çağrı alıcılara gönderir. Orada atıyorum bir yangın olayı var. Kim yetkiler? Yangın olayında normalde itfaiye mücadele alana göre ya jandarma ya da polis. Onlardan birine gönderir yani. Bir de sağlık ekibi. Bazen biz de gidiyoruz. AFAD'ın ne işi var yangınlarda diye soruluyor. Bakın eğer orada bir barınma ihtiyacı varsa, yerine göre ormanlık alan geniş bir alanı etkiliyorsa bu bir afettir. Ve bizi ilgilenen bir durum. Birden fazla evin etkilenme durumu var ve içeride biri varsa o anda biz de orada faydalı olabiliyoruz. Faydalı olmamız gerekebiliyor bazen yani. Şimdi burada telefonla ilgili yine size bir, çünkü bu depremde çok fazla hemen herkes kendini afet hissedebildiği için genelde öyle olur yani. O anda herkes 112'ye yükleniyor ve orada gerçekten bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Şimdi BTK artık bununla ilgili mobil araçlar geliyor. Bununla ilgili artırılıyor biraz yani. İletişim o anda yapılabiliyor. Yine de yani böyle bir durumda mümkünse başınıza umarım gelmez. Geldiği zaman 112 direkt aramak yerine kısa mesaj atın. Çünkü o askıda, bulutta kalıyor bir de, öyle söyleyeyimse. Askıda kaldığı için belli bir süre sonra bile eğer şebekeler gelirse o mesajı iletir. Ve bu şekilde bizim Van'daki depremde arkadaşımızın birine bir sosyal medyadan mesaj geldi. O mesajlar bizim Van'daki ekiplere bilgi verdi. Van'daki ekipler gidip onu kafede kalmış olduğu enkazdan alıp çıkardılar. Onun için mümkünse kısa mesaj ya da sosyal medyayı kullanın bu konuda. Burada başkent veya büyük şehirler dışında bir bölge dışı bağlantısı kişisi isim belli. Ya şimdi bu bizim bilgi kartlarında söylediğimiz gibi bir iletişim numarasını vermeniz gerekiyor. O anda sadece sizler birer afetsizdesiniz ama sizi merak edenler var. Arkadaşlarınız, dostlarınız, akrabalarınız her yerden arıyorlar. Böyle bir durumda bir iletişimde kilitlenme ya da bir iletişim bozukluğu yaşanabiliyor. Bu olduğu zaman gerçek anlamda mağdur olan bir insana ulaşılamayabiliyor. Ve o kişi istediği yere ulaşamayabiliyor. Onun için mümkünse biz onu yapmayalım o anda. Yapabiliyorsak sadece o anda bir kişi, yakınınızın, belirlemiş olduğunuz bir kişiye bir kısa mesaj atın. Biz de iyiyiz, herhangi bir sorunumuz yok. Hayattayız ve yaralıyız gibi bir bilgi veriyorsunuz. O kişiye, tanıdıklarımıza sen bilgi ver şeklinde bir şey yaptığımız anda iletişim sorunu büyük oranda çözmüş oluyor zaten bizler. Bunlar bizim afet ve acil durum bilgi kartları. Ekranda tam olarak daha net görünüyordu şu anda. Yani okuldan çocuğun kimi alacağına kadar her türlü bilgi duruyor. Kullanılan ilaçlar. Yine atıyorum organ bağışı yazılmış. Afet ve acil durumlarda buluşma noktası. Bunlar yetkili birimlerin eline geçtiği anda değerlendirilir. Afet ve acil durum çantamızı hazırlayalım. Bu önemli bir etken. Çünkü deprem sonrasında hayat devam ediyor. Deprem sonrasında en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Burada bakın şöyle söyleyeyim size yani. Orada kış şartlarında çalıştık biz. 6 Şubat doğum günümdü. 6 Şubat'ı sabaha doğum gününü görmedik. Kendimizi bir anda enkaz alanında gördük. Nöbetçiydik o gün. Yani inanılmaz bir şeydi. Ben hayatımda bu kadar üşüdüğümü hatırlamıyorum. Çok üşüdük yani. İnanılmaz soğuktu. Kısmen gıda sorunu yaşadık bizler de. Zorlu bir süreçti. Zor bir alandı. Acıların çok fazla olduğu bir süreçti.
Umarım hiç kimse bunu bir daha yaşamaz, hiçbir zaman başımıza gelmez. Oradaki insanlarımız hala bile bazı şeyler çözülemedi bazı konularda. Yani şöyle bir şey, bir barınma ihtiyacı giderildi, yeme içme ihtiyacı giderildi. Ama psikososyal olarak etkileniyor insanlar. Bunların kayıpları var çünkü evleri yok şu anda. Herkese bakıyorsunuz araçları yok. Ya bir araç bile çok önemli bir etken. İnanın enkazda bulmuş olduğumuz biz hatıra defterleri, fotoğrafları bile bir yere koyuyorduk. Orada o binada yaşayanlar ve hayatta kalanlar gelip orada kendilerini yitebilecek hatıraları olabilecek küçük bakın küçük bir tespihi bile fotoğrafı bile alanlar oldu yani. Olabilir önemli kavramlar. Burada şimdi su ve yiyecek önemli etkenlerden biri. Şimdi normal şartlarda deprem sonrası veya sel sonrası gibi durumlarda su sorunu ciddi bir şey. Bir sağlıklı bir insan 3 gün içerisinde herhangi bir sıvı almazsa böbrekleri iflas edebiliyor. Şoka girip iflas edebiliyor. Böbrekleri iflas ederse sonrasında bazı sistemler, diğer organlar da zarar görüyor. Ve bu şekilde ciddi bazı sorunlarla karşılaşılabiliyor. Ölüme kadar gider yani. Açlık ise bizim kendi tabirimiz 7-10 gün içerisinde gerçekleşir. 7 gün veya 10 gün içerisinde herhangi bir gıda alınmazsa hücreler birbirini yemeye başlıyor ve bazı kalıcı hasarlar meydana geliyor. Şimdi 5 gün sonra çıkartıldı, 7 gün sonra çıkartıldı, 10 gün sonra çıkartıldı gibi bazı haberler var. Doğrudur. Çıkabilir. Ama çıkan kişiler sonrasında bakın yakın zamanda bir haberlerde gördüm. Çok da üzüldüm yani. Muslera'nın hayranı olan bir çocuk vardı. O 8 gün sonra da çıkartıldı. Sonrasında hayatını kaybetti yani. Çünkü belli bir süre eğer siz bazı temel gıdaları almazsanız vücutta kalıcı hastalıklar meydana gelebiliyor. O kalıcı hastalığın sonucunda pek iyi olmuyor yani. Şimdi mesela Konya'da 5 gün sonra Zümrüt Apartmanı'nda bir genç çocuk çıkartıldı. Yani 3 günden sonra eğer biz zarar görüyorsak 5 gün sonra nasıl çıkabiliyor? Bu çocuk normalde bir kalorifer peteğinin yanındaymış. Kalorifer peteğinin borusu yarılmış, oradan çıkan suyu içmiş. Şimdi içilmez gibi bazı yorumlar gelebilir. Eğer biz dürüst bir şekilde yıllık bakımını yaparsak o su çok da kirli bir su değildir. Kısmen sizi hayatta tutar, faydalı olabilir. Geçen gün burada hayatını kaybeden arazide ormanda bir vatandaşımız vardı. Onun cenazesi için veya canlı olduğu için gittik aslında da sonradan kalp krizinde hayatını kaybettiğini öğrendik. Taşınma amaçla gittik. İnanın dere yapıyordu. Çok da güzel, çok da serin bir suydu. Yani kana kana içtim. Ve size öyle ciddi anlamda zararlar vermez bu tür şeyler yani. O anda varsa imkanınız bir sıvı, su önceliğimiz tabii, alabiliriz. Almamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman yaşam süremizi artırıyoruz. Biz size altın saatler denen bir kavram var. İlk 3 gün içerisinde mesela ilk yarım saatte, 1 saatte, 6 saatte, 12 saatte hangi sürede sizi çıkartırsak ne kadar hayatta kalma şansınız olduğuna ilgili bütün çalışmalar var zaten. Ne kadar kısa sürede sizi oradan alabilirsek yaşam süreniz o kadar artıyor. Burada önemli bazı evraklar, ilk yardım çantası önemli bir şey, koruyucu malzemeler, sağlık kayıtları ve ilaçlar. Ya şöyle bir şey var. O anda ilk anda belki de bir eczane veya bir sağlıkla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Günlük almanız gerekebilecek bir ilaç varsa o anda bir kısmını atıyorum en fazla bir hafta 10 gün yani. Orada çantamızda bulundurabiliriz. Bu çantamız genel olarak dışarıya çıktığımız zaman hızlı bir şekilde alabileceğimiz, ulaşabileceğimiz bir yerde olmalı. Hemen kapının yanında, vestiyerin üzerinde. Şimdi biz farklı gruplarda farklı eğitimler veriyoruz. En son birkaç yıl önce burada bir Kur'an kursuna gittik. Teyzelerimiz vardı.
Çok da güzel sohbeti olur yani onların. Bu çantadan bahsettik. Teyzem benim var dedi uşağım. Şöyle bir baktık. Şaşırdık tabii yani köy yerinde bir teyze de acil durum çantasının ne işi var dedik yani. Nerede teyze çantan dedim. Evimde dedi. Tamam dedim. Neresinde evin? Uşağım benim yatak odasında bir sandığım var. O sandığın içine koyduğum içinde yataklar var diye. Yani böyle bir çantanın bize nasıl bir faydası olur bilemiyorum yani. Bu çanta ulaşılabilir bir yerde olmalı. Dışarı çıktığımızda hayatımızı belli bir süre devam ettirebileceğimiz kadar içinde malzeme olması gerekiyor. Burada tabii hayvan sever arkadaşlarımız, hocamıza selamınızı iletiyoruz. Bakın onlar için de gerçekten önemli bir etken. Varsa kuru gıda, mama onlar da olsa çünkü hayvanlar da orada birer afetse doğuyor. Bilginiz olsun yani. Biz deprem bölgesinde günlerce çalıştık. İnanın neredeyse evcil bir hayvan göremedik yani. Burası tahliye kısmında bakın. Tahliye olacağımız yerde hemen çantamızın yeri belli. Kapıda ulaşabilecek bir yerde. Mümkünse kapının ağzına devrilebilecek ve kapının açılmasını engelleyebilecek malzemeler koymuyoruz. Zaten kapı sıkışıyor. O anda açamıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Yönetmeliğe göre zaten bu kapıların dışarıya açılması daha uygun olur. Şunu da söylemem gerekiyor yani. Özellikle resmi kurumlara şu anda öyle bir şeyimiz var. Kapılar dışarıya açılmalı. Daha rahat olur yani. Yine anahtarlar herkesin görüp ulaşabileceği bir yere alsın. Bakın anahtarlar hemen kapının önünde. Yani burada geçenlerde bir depremize de geldi. Biraz muhabbet ettik. Ya dedi ben dedi bu saatten sonra ev almam dedi. Bir araba alırım dedi. Zaten ev konforunda. Olmadı ikinci arabayı alırım diyor. Çünkü depremden sonra dışarıda araçlarına ulaşan denk kişiler daha iyi şartlarda kalabilirler. Bir araba bile bir ev konforu işlevini gördü yani. Çıktığımız zaman eğer bina yıkılmadıysa mümkünse lütfen vanalarımızı, elektrik şalterlerimizi, sigortalarımızı kapatalım. Çünkü ilk depremde yıkılmayan bir yer ağır hasar görürse ikinci depremde yıkılabilir. Siz de çıkmış olabilirsiniz. Ama komşularınız, engelli, yaşlı ve yaşayış çıkamamış vatandaşlarımız, komşularımız varsa onlar bu tür durumlardan dolayı şimdi ikinci afetler dediğimiz olaylar var. Bu tsunami, heyelan, deprem kaynaklı yani bunlar. Yangın, bu tür şeyler çıkabileceği için çıktığımız zaman bu tesisatlarımızı kapatmamız gerekiyor. Toplanma ve barınma alanlarını bilmek gerekiyor. Barınma alanı bize ait. Biz onu yerleştiririz. Konteyner kentler kurulur. Çadır kentler kurulur. Bunların yeri Bartın'da şu anda belli. Ama toplamaların şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki size en yakın ilk anda hizmetin ulaşabileceği yerler toplanma alanları olur. Acil toplanma alanı ve toplanma alanı farklı kavramlar. Acil toplanma alanı sizin bulunduğunuz yerde, binanızda, mahallenizde, sitenizde size en yakın güvenilir yer. Boş bir alan. Üzerinize gelebilecek bir ağaç, telefon direği, elektrik direği, gerilim hattı gibi şeylerin risklerin tehlikelerin az olduğu yer olarak belirlenir. Toplanma alanı ise E-Devlet üzerinden bakarsanız görebilirsiniz. Bizim şu anda sizin peyzaj mimarlığı en yakın toplamaları olarak sizden önce bir çalışma yaptık biz. Bunlar şu anda yakın zamanda yazısı geldi, güncellenecek. Ağdacı İlkokulu olarak görünüyor. Bilginiz olsun. Ağdacı İlkokulu'na gelirseniz oraya. Şimdi bir toplama alanı belirlenirken neler isteniyor? Bir, bakın. Ulaşım biraz rahat olabileceği. İki, önemli bir etkendir. Orada da çok yaşadık. Tuvalet. Bir tuvaletin olması gerekiyor yani o anda. Temel ihtiyaçlardan biridir. Yine bir başkası bir elektrik.
Yani bir enerji ihtiyacı. Çünkü okullarımızın çoğunda artık bir veya kurumumuzda jeneratör var yani. İletişim sağlanması için bir telefona ihtiyacımız var. Böyle bir şey. Yani bunlar olduğu zaman zaten bunlara bakılarak bazı şeylere ilk anda bir yardım gelirse bu toplanma alanlarına gelir. Bilginiz olsun. Bartın'da 79 tane toplama alanımız var. Bunların 59'u merkezde. Cengiz Bey, tam yeri gelmişken ben bir soru sorabilir miyim? Hadi Çünkü buyurun. aslında her slide'da belki soracak şeyler var ama hepsi birbirinden önemli. Dolayısıyla Buyurun. atlamayalım diye söylüyorum. Biz de peyzaj mimarları olarak şehirlerin planlanmasında özellikle de yeşil alanların yönetiminde söz sahibi mesleklerden bir tanesiyiz. Ve biz de hep deprem olduğunda ya da bir afet olduktan sonra bu toplanma alanı konularını tartışmaya başlıyoruz. Yani ülkenin Evet. her yerinde gelenek olduğu üzere camia olarak da biz bu konuları ancak bir afet sonrasında tartışmaya başlıyoruz. Sonra unutuyoruz. Bartın'da açıkçası ben biraz inceledim şeyleri. Daha önce de inceledim. Sohbet sırasında da AFAD'daki arkadaşlarla da aslında görüştüğümüzde ben Bartın'daki toplanma alanlarının gerçek anlamda bir toplanma alanı niteliği taşıdığını düşünmediğimi söyledim. Nedeni de şu. Mesela Kemerköprü Meydanı bir toplanma alanı mıdır? Bana göre bir toplanma alanı olamaz. Ya da bizim yeşil alanlarımız yerel yönetimler tarafından tasarlanırken ileride olası bir afet durumu riski göz önünde bulundurularak tasarlanmıyor maalesef. Yani her yere ağaç dikmenin, her yere çalı dikmenin ya da her yere çiçek dikmenin, her yere su gösterisi ya da havuz yapmanın iyi bir peyzaj planlama ya da iyi bir peyzaj tasarımı olmadığını afet olduğu zamanlarda daha iyi anlıyoruz. O yüzden çim alan belki şu anda zor, bakımı zor, bilmem ne zor ama biz görüyoruz ki halen daha şu anda bile işte kamuoyunda da tartışılıyor. İşte Fidanlık bölgesinde yapılan yeni millet bahçesi ve peyzaj alanı düzenlemesinin de İleride bununla da ilgili tartışmalar ve biz bu tartışmaları çok net, bilimsel anlamda yapamıyoruz. Hep siyasetçiler yapıyor bu tartışmaları aslında. Yani işin birinci muhatapları sizlersiniz. Bilim işte tam da afet olduktan sonra gerekiyor bize ama olmadan arkadaşlarımızı aydınlatabilirsek gerçekten ben Bartın'ın tabii ki birçok yerleşime göre şanslı olduğunu hemen bahçemize kaçtığımızda da bir yeşil alanımız olduğunu, işte üniversitemizin kampüsünde de gerçekten binalardan uzakta alanlarımız olduğunu görüyoruz. Şanslıyız. Şanslıyız ama büyük şehirlere gittiğimizde gerçekten o şehirlerdeki insanların gerçekten çok şanslı olmadığını görüyoruz. Bu da aslında afet ya da afetlere dirençli kentlerin oluşturulması için gerçekten mesleklerin artık uzmanlıkları da göz önünde bulundurarak birlikte çalışması lazım. Bana göre afet toplanma alanları belirlenirken bunların gerçekten ne sadece şehir plancılarına, ne sadece AFAD yöneticilerine, ne sadece belediye başkanlarına bırakılmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Bartın'daki afet toplanma alanlarına gider miyim diye düşünüyorum. Herhalde başımın çaresine bakarım diye de düşünmeye başladı diye yani öyle söyleyeyim. Mustafa Hocam, kayıt alıyoruz, biliyorsunuz yani. Aslında söylenmesi gereken birçok şey kendi adıma da var yani. Ben de sizinle birçok konuda şu anda aynı fikirdeyim. Açık ve net söyleyeyim size. Hatta kendim bazı şeyleri gördüğüm zaman, örneğin şu barınma alanı. Yani şehrin içinde, göbeğinde bir yerde böyle bir şeyin olması ciddi sorunlar doğurabilirdi. Evet, Ulaşım konusunda da doğurabilirdi. sizin düşüncelerinizi off the record alırız başka zamanlarda. Ama gerçekten Bartın'ın en büyük sorunlarından bir tanesi, bakın geçen gün basında ve gazetede okudum, 56 bin küsüre çıkmış araç sayısı Bartın'da. Biz Evet. hala Bartın'da kentin içerisindeki az kalmış alanlarda katlı otopark yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Yani katlı otoparkın bir deprem anında oradaki bütün araçların aslında erişilmez olduğunu meydana getireceğini hiç aklımıza getirmiyoruz. O anlık çözümü sunmaya çalışıyoruz ve şehir içerisine nedense sürekli
araç trafiğini pompalayan bir yönetim anlayışımız var. Bunu ben bugün için söylemiyorum. Dün de böyleydi, bugün böyle. Belki yarın için de böyle olacak. Bartın başta olmak üzere bölgemizdeki bütün yerleşimlerde neredeyse herkes aracını yemek yediği lokantanın hemen önüne park etmek istiyor. Ya da çay içtiği kıraathanenin hemen önüne park etmek istiyor. Ya da mümkünse dükkanının önünde akşama kadar arabasının durmasını istiyor. Bunlar genel şehircilik ilkelerine aykırı. Biz bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu herhalde sizler Hatay'da birebir yaşadınız. Hatay'a gittiğinizde o düzensiz park alanları, araçlar nedeniyle bile aslında ulaşılabilecek yerlere de ulaşamadınız. Orada birebir yaşadınız. Gerçekten bunların yaşanmaması için ders çıkarılması gerekir diye düşünüyorum. Hocam sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun gelin çayımızı için ya da herkesi bekleriz yani, daha rahat konuşuruz. Evet. Şöyle bir olay var hocam. Biz şimdi bazı eleştiriler geldi ya, mesela deprem bölgesine geç gidildi konusunda. Biraz gecikmeler yaşandı ama biz burada 1100 kilometreden gittik ve oraya gittiğimiz zaman ilk ekiplerden biriydik. Şaşırmıştık zaten. Yani neden burada kimse yok şeklinde. Yani gittiğimiz yer bizi otobandan gidiyoruz. Ankara Gölbaşı'ndan gidiyoruz. Önümüzde kar var. Ciddi bir kar yağışı var. Kar küremi aracı var. Tepeden basit sirenimiz açık. Kar küremi aracı yolu açsın arkasından gidelim. Bekliyoruz çünkü bizim araçlar geniş araçlar. Savunma ihtimali var yani. Ağır araçlar yani. Solumuzdan vızır vızır bizi sollayıp geçen araçlar var. 21 plakalı, 27, 31 plakalı, 02 plakalı. Yani bizden önce gitmeniz veya kar küreme aracından önce gitmeniz yolu açmıyor maalesef yani. Veya bir faydanız olmuyor. Biz ilk 6 saat içerisinde lütfen araçlarınızı çıkartmayın diyoruz. Acil durum ekipleri araçlarını daha rahat istenilen bölgeye ulaşabilsin diye, götürebilsin diye lütfen araçlarınızı çıkartmayın diyoruz zorunlu olmadığı sürece. Maalesef bu konuda bir ders almıyoruz. Ve bizim acil durum araçlarını, hani derler ya bizde, kar küreme aracına bile selektör yapan insanlarız diyoruz. Ya kar küreme aracına selektör yapıp da yolu alsan ne yapacaksın yani? Bu konularda yani genelde büyük bir afet yaşıyoruz ve yaşayacağız da, bakın açık söylüyorum, kendi fikrim bu. Bu saatten sonra ülkemizi, bölgemizi, dünyamızı daha iyiye gider gibi bir izlenim, kendi adıma konuşayım, oluşmasın yani. Daha kötüsü. Şimdi bizim deprem bölgesinde böyle bir afeti yaşamışlar ya da ne olabilir ki? Söylemleri vardı. Arkasından sel oldu. Evet. Ya da ne olabilir ki dediler. Arkasından fırtına, hortum. Bir Nemrut'un düşmediği kaldı yani. O da olsa patlasa olay bitecek yani. Maalesef bu tür şeyler gerçekleşebiliyor. Daha ne olabilir ki demeyelim. Daha birçok şey olabilir. Bu şekilde iklim değişikliği devam ederse, Türkiye için bahsediyorum, sadece Batı Karadeniz'in bir kısmına yağmur yağacak. Geri kalanına yağmur yağmayacak. Çok ciddi bir besin kıtlığıyla, su kıtlığıyla karşı karşıyayız şu anda. Umarım gerekli ve yeterli önlemler alınır. Ama şu anda bunlarla ilgili herhangi bir çalışma, üniversitenizin yakın zamanda bir hocamızın şeyi vardı, su kıtlığıyla ilgili. Yani bu çalışmalar yapılıyor akademik düzeyde. Düşünüyoruz ama sonrasında bizi aşan durumlar olduğu için maalesef yeterli önlemler alınmıyor. Onu göremiyoruz yani. Umarım alınır. Bakın depremden korkmayın diyoruz. Binalardan korkun. Depremde korkulmaz ya. Binalardan korkulmuyoruz. Çünkü deprem öldürmez. O binalar sizi öldürüyor. Eğer gerçek anlamda sağlam yapılırsa, güvenli bir ortamda oluşturulursa, hiçbir sorunla neredeyse karşılaşmıyorsunuz yani. İnanış olarak da her şeye takdir ilahi diyoruz. Her şey takdir ilahi değil hocam. Yani her şey Allah'ın takdiri. O isterse olur, o isterse olmaz gibi bir mantığa gitmeyelim. Biz işimizi sağlam, güvenilir bir şekilde yaptıktan sonrasında kolay yani bazı şeyler. Umarım böyle şeylerle karşılaşmayız. Barınma alanı aynı şekilde hocam, şöyle orası iyi ki bir başka projeye dahil oldu. Fidanlık dediğimiz yer. Şu anda daha güvenilir bir yerde yaptım. Çünkü barınma alanını yaptığınız zaman oradaki altyapının, rüzgar durumunun, sele karşı, enerji ihtiyacı, ulaşım, bunların hepsi birer faktör yani. O anda öyle bir şey yaptığınız zaman
belli bir ciddi çalışmanın olması gerekiyor. Şu anda başka bir alan olarak hayatımda belirlendi. Bence daha isabetli bir karar oldu yani. Bunlar taşınabilir yangın söndürme cihazı, bakın ikinci rehberlerde yangın da var. Aynı anda yangın eğitmenliği de yapıyoruz yani. Talebiniz olursa bununla ilgili keşke yüz yüze olsaydı. Bir yangın eğitimi de verelim. O anda basit bir müdahale dahi inanın ciddi anlamda oluşabilecek daha büyük zararların önleyicisi olur yani. Meteorolojik uyarılara dikkat ediyoruz. Selle ilgili bazı şeylerimiz var. Bakın artık ne kadar yağmur yağacak, kaç gün yağacak, nereleri etkileyecek gibi nokta atışı meteorolojide bu tür veriler alınabiliyor. Ve biz de mesajlarımızı her defasında atıyoruz önleyici bir tedbir olarak. Yani o anda o çalışmamızı, o uyarıları dikkate alırsak sadece maddi yönde bazı zararlarla karşılaşırız. Harici bir sorunla karşılaşmayız. Burada benim şöyle bir şeyim var. Başımıza da geldi yani burada birkaç kez. Eğer sel sırasında araçtaysanız, bakın araçtaysanız, lütfen aracın eğer suya kapıldıysa üzerine çıkın. İçinde beklemeyin. Suya kapıldıysa. Yine durgun bir suda eğer araç batmaya başlıyorsa belli bir süre sonra su alacaktır. Üzerinde ciddi bir basınç olduğu için filmlerde göründüğü gibi değil. Şöyle dirsekten ayaklar falan kırıyorlar da kıramazsınız. Onlarca ağırlıkta yük biniyor üzerine. Şöyle bir durum var. Elektrik aksamı ve elektronik kısmı ilk anda hemen zarar görmeyebilir. Hemen camlarınızı açın ve aracın dışına çıkın. Aracı içinde beklemeyin. Şimdi biz de bir araç aldığımız zaman dört cam otomatik diye bir kavram var. Evet bir özelliktir. Belki de olması gereken bir şey. Ama Avrupa'da şu anda duyduğumuz kadarıyla ön iki cam otomatik, arka iki cam manuel. Bu manuelin sebebi de işte bu tür bir durağan suya araç gittiği zaman camları rahatlıkla açıp çıkabilmek. Bakın burada araç suya uçtu veya sele kapıldı, batmaya başladı. Bu anda bekleyin, bir iç dış basınç dengesi olacaktır. Araç belli bir süre su aldıktan sonra koltuğumuzun başımızı dayadığımız yerin hemen arkasında bir baş dayama yeri var. Onu yerinden çıkartın. Ucunda iki tane sivri demir var. Onunla cama vurup patlatıp çıkabilirsiniz. Aklınıza bulunsun yani. Hayatta kalman için önemli. Ve bir sel sırasında ölümlerin %80'i, bakın %80'i araç içinde gerçekleşir. O anda yüksek yerlere çıkıyorsunuz, yüksek yerlerde bekliyorsunuz. Yangın var diye bağırıyorduk. Yangın olduğu zaman herkesi uyarıyoruz. Burada da mümkünse komşularımızı, çevremizi uyarıyoruz. Yine bir 4-5 yıl önce burada bir sel uyarısı vardı. Yağmur sürekli artıyordu. 12.30-1 gibi Karaköy Muhtarlığı'nın yanından geçerken sirenimizi açtık. Herkesi uyandırdık. Herhalde çok da hayır duası almamışızdır. Herkesi uyandırdık çünkü yani. Ama ertesi gün bizim arabayı pencereden gören bir amcamız geldi yanımıza. Allah sizden razı olsun, Allah razı olsun. Ne yaptığımızı bilmiyoruz ki yani. Nasıl bir yardımda bulunmuşuz bu amca. Dün akşam beni uyandırdınız diyor. Baktım yağmur çok diyor. Benim garaja su girmiş diyor. Arabamı çıkarttım diyor. Arabayı çıkarttım. Sonrasında garaj ağzına kadar doldu diyor. Arabasını kurtarmış. Yani önce can, sonra da mal önemli bir etken yani. Heyelanlı bölgelerden uzak duruyoruz. Heyelanlı bölgelerde beklemiyoruz. Artık heyelan haritamız da var. Deprem haritamız da var. Yani bu tür konularda eğer bir yaşam alanımızdaki riskleri, tehlikeleri bilirsek daha hazırlıklı, daha faydalı olabilir. Çığırda arama kurtarma eğitimi aldık biz Erzurum'da. Bakın eğer bir vadi içerisindeyseniz yamaçlara doğru gidiyorsunuz. Vadi içerisinde. Düz bir alandaysanız size koruyabilecek bir kaya kütlesi, bir ağacın tersi istikametine, yani karın geldiği yerin tersi istikametine bekliyorsunuz. O anda eğer kütle fazlaysa mümkünse ağaca tırmanın.
Ağaç da yoksa ne yapacağız diye bir şey var. Bu çığ bazen saatteki hızı, bakın saatteki hızı 400 kilometreyi bulabiliyor. Daha kendisi kar kütlesi gelmeden basınç geliyor ve sizi düşürüp böyle bir durum ekstrem bir olay. Çok fazla eğime göre değişir ama geldiği zaman artık baktığınız kaçınılmaz. Bir ağaç, bir kaya kütlesi, başka bir şey yok. Güzel pozisyonda karın üzerinde olmaya çalışın. Elinizde varsa bir baton veya başka bir su şişesi, bir elinizde yukarıda olması gerekiyor. Çünkü eğer siz o akıma kapılırsanız, ilk yarım saat içerisinde sizi çıkartamazsak hipotermiye giriyorsunuz. Vücut ısısının ani bir şekilde düşmesi ve sonrasında kötü sonuçlar doğurur. O anda daha bu işi daha profesyonel yapanlar var. Life grip dediğimiz 6 metre yerin altında bir de sinyal verebilen cihazlar var. Onlar genelde bunu bu şekilde yapıyorlar. Ama bizde herkes o cihaz bulunamayabilir yani. Aracınızın içinde kaldıysanız eğer ilk yapmanız gereken şey aracın kontağını kapatmak olacak. Çünkü orada araç çalışmaya devam ederse egzoz dumanından boğulursunuz. O egzoz çıkmasın diye kapatmanız gerekiyor. Mümkünse sürekli orada ses yani kornaya basalım. Sesimizi duyuralım yani. Çünkü yarım saat içerisinde çıkartılmazsanız hipotermiye giriyorsunuz ve bazı ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. İlginiz olsun onunla ilgili. Çök, kapan, tutun. Binamızın zayıf noktaları genelde balkonlar, merdivenler ve asansörler olur. Asansörleri hiçbir şekilde kullanmıyoruz yangında ve depremde. Merdivenlerde yakalanırsak ne yapmalıyız diye bazı sorular geliyordu. Merdivenin duvar dibinde, bakın duvara yakın yerinde. Trabzanın olduğu yer değil, duvarın olduğu yerde. Orada bekliyoruz. Yine hareket tarzımız çök, kapan, tutun. Dışarıda açık boş bir alanda bile olsak çök, kapan, tutun. Bunu hayatımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Elimiz ensemizden başımıza doğru. Bakın ensemizden başımıza doğru. Çünkü ensemizde sert bir cisim gelirse o anda alt tarafı bizim omur kısmını da etkilediği için bir felç durumu geçirebiliriz ve yürümekte zorlanabiliriz. Yürüyemeyiz hatta yani. Onun için ensemizi ve başımızı koruyarak hareket ediyoruz. Dışarı çıktığımız zaman da başımızı koruyoruz yine aynı şekilde. 3 yıl önce pandeminin yeni başlangıcıydı yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul depremi gerçekleşti. Orada YouTube'da videolar var. İki abimiz var orada. Şimdi deprem sırasında deprem olur olmaz hemen koşmaya başlıyorlar. Dışarı koşuyorlar. Birkaç saniye sonra geri geliyorlar. Geri geldik. Geldiği anda masasındaki çayını ve sigarasını alıp bir daha gidiyor. Ve deprem devam ediyor. Yani çok riskli bir bölgede ve ülkede yaşıyoruz. Ama bazı şeyler hala oturmuş değil. Türkiye geneli bir tatbikat yaptık. Bazı aksaklıklar vardı maalesef. Çök, kapan, tutun uygulaması. Eğer yaparsak o anda deprem anında gerçekten bizi bazı ciddi sorunlar karşısında korur yani bilginiz olsun. Burada bir videomuz vardı ama herhalde açmıyor burada. Zoom'da. Yangın sırasındaki doğru çektiğimiz, pas dediğimiz olay, kimi çek, ateşe yöner, sırt süpür. Bunu aslında bilirsek, yüz yüze olsaydık böyle bir eğitimi verebilirdik size daha faydalı olurdu yani. Bir yangın söndürme cihazımızın kimini çektiğimiz anda ateşe yönetip basarsak daha büyük bir yangına sebebiyet vermeden, daha ciddi hasarlar sebebiyet vermeden o anda olaya müdahale edebiliriz yani. Eylem sırasındaki davranış şeklimiz, çığ sırasındaki davranış şeklimiz,
Bir de Çığ'da aslında şöyle bir şey var. Onu söylemeyi unuttum orada. Yönümüzün tayini ile ilgili bir şey var. Şimdi bir Çığ'da yön tayini nasıl yapılır? Siz o anda çıkmaya çalışacaksınız ama sırt üstünüzsünüz, yüz üstünüzsünüz. Yani yüz üstü olduğunuz anda düşünün. Çıkmaya çalışırken daha beter aşağı inebilirsiniz. Böyle bir durumda çok da böyle bir bilimsel değil ama tükürük testi var. Tükürdüğünüz anda aşağı doğru gidiyorsa yer çekiminden dolayı bilin ki yüz üstüsünüz. Size geri geliyorsa o zaman sırt üstüsünüz. Ona göre davranmamız gerekiyor. İlk dakikalar her zaman çok önemli. İlk anda mümkünse acil durum ekiplerine yardımcı olalım. Binamızın dışına sağlıklı bir şekilde çıktığımızda dahi çok fazla uzaklara gitmeyelim yerine göre. Çünkü orada yaşayan kişi sayısını, tabii sistemlerimiz var artık. Yani bununla ilgili herkesin nerede kaç yaşını bilebiliyoruz ama yakınınız nerede, o anda yatak odasında mıydı, atıyorum yemek sırasında mutfakta mıydı, televizyon daha salonda mıydı yani. Bunları bilirsek, nereye geleceğimizi bilirsek daha kısa sürede daha hızlı müdahale edebiliriz yani. Normal şartlarda tahliyelerimiz her zaman dışarıya doğru olur. Ama bazı durumlarda içeriye girmemiz gerekiyor. Bu da KBRN olaylarında, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer saldırılarda. Bazen içeri girmemiz gerekebiliyor, sığınağa girmemiz gerekebiliyor. Bu konu hakkında bir bilgimiz olsun yani. Şöyle bir olay var. Bizim arama kurtarma ekibinin tamamında ilk yardımcı bölgemiz var. Yani bazı şeyler çok zor değil aslında. Bir ilk yardım eğitimini alabilirseniz çok faydalı olabilirsiniz bu konuda. Bize birebir enkazda girebilecek birini aramıyoruz. Bizimle beraber aynı şey yapsın diye bir insanı yanımıza götürmüyoruz. En basitinden bakın, şu makineyi getir, bu makineyi çalıştır. Demek bile o anda o işi yapabilecek birine bile çok fazla ihtiyaç duyabiliyoruz. Keşke kapasitemizi çok daha fazla artırsak, çok daha fazla kişiyle bir olaya müdahale edebilsek o anda inanın bu zararlı etkileri en asgari seviyeye indirebiliriz. Kapasitemizi, sayımızı artırırsak çok faydalı olur. Gönüllülükle ilgili işte öyle bir çalışmamız olursa buyurun gelin beraber eğitimlerimizi yapalım. Sağ eğitimlerimizi tamamlayalım. Hep beraber daha fazla. Bakın burada Mustafa Hocam iyi bilir. Benim de yani üye olmadım ama sürekli görüşüm Batı Karadeniz Amatör Tesisleri Derneği. Amatör tesisciyim. Ya da bir tesisin kullanılması dahi gerçekten önemli bir faktördü. Yine aynı şekilde o anda orada bizim çok sayıda destek apartmanımız var. Gerçekten geldiler. Bizimle beraber çalıştılar. Günlerce çalıştılar ve çok da verimli oldu yani. Deprem sonrasında tsunami ikinci afet olarak geçer. Deniz, okyanus kıyılarından uzaklaşmamız gerekiyor bununla ilgili. Bunlar genel olarak şöyle söyleyeyim. Yani bir afet sonrası davranış şeklimizle ilgili bazı temel bilgiler. Afet sonrası iyileştirme çalışmalarına katılın. Sadece afet görüntüsü olarak değil, bunu Kızılay'da olabilir. Yine başka STK'lar da olabilir. Birçok orada dernek vardır. Birçok orada görmüş olduğumuz arama kurtarma ekipleri vardı farklı isimler adı altında. Çok da güzel çalışmaları vardı. Yani oturduğumuz yerde tweet atmak, oturduğumuz yerde yorum yapmak çok kolay bir şey. Ama birebir orada olay yerinde çalışan insanların psikolojisini anlamak bambaşka bir şey yani. Zor değil. Orada gelip de ihtiyacınız var mı yardıma deyip de geri çevirmesi hiç kimse olmadı. Olmaz da yani. Tabii ki var. Buyurun gelin. Yani yardımcı faydalı olabilecek herkes gelsin, bir şeyler yapabilsin yani. Afat gönüllüsü, buyurun olun. Gelmenizi çok isteriz. Eda Hanım gelecek mi? Gelmeyeceğim.
Ha? Anlatayım olmadı. Tamam, gönüllülükle ilgili Seçil Hanım size bir bilgilendirme yapsın isterseniz. Şimdi bizim AFAD gönüllülük sistemimiz 3 aşamadan oluşuyor. Temel AFAD sistemi, destek AFAD gönüllüsü ve uzman AFAD gönüllüsü olmak üzere. Şimdi E-Devlet'ten eğer AFAD gönüllüsü olmak istiyorum diye, yani E-Devlet'ten AFAD gönüllüsü diye girerseniz 6 tane eğitimden 4 tanesini tamamlarsanız temel AFAD gönüllüsü oluyorsunuz. Sonrasında bu bizim sistemlerinize düşüyor siz o eğitimleri tamamladığınızda ve biz burada hafif arama kurtarma, psikolojik destek, psikososyal destek pardon, ilk yardım ve yangın olmak üzere 4 tane eğitim veriyoruz sizlere. Ondan sonra destek AFAD gönüllüsü oluyorsunuz. Sonrasındaki kısımda da daha hani Bartın'da açıkçası yok. Uzmanlığınıza göre mesela bir doktorsanız doktor olarak ya da hani uzmanlık alanınız neyse ona göre kendinizi daha ileriye taşıyorsunuz. Uzman AFAD gönüllüsü oluyorsunuz. Açıkçası Adıyaman'da çalıştım ben de, konteyner kentte. Orada AFAD gönüllerimiz gerçekten çok muhteşem işler yaptılar. Belki gerçekten hani nasıl söyleyeyim kadrolu olarak çalışan insanların performanslarının bile üstlerine çıktılar açıkçası. O yüzden gerçekten değerli hocalarım, sevgili öğrenciler hani biz sistemimizde sizleri görmek isteriz. Saha eğitimlerinde de yüz yüze tanışmak isteriz hepinizle ayrı ayrı. Yani sistemimize devletten zaten üye olursanız ve Bartın ilini de seçerseniz eğitimlerde bol bol görüşürüz diyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa soruları alalım. Bir şey sorabilir miyim? Mesela 4 eğitimi tamamladıktan sonra belli aralıklarla belli bir sayıda kişi toplanarak mı eğitimlerinizi veriyorsunuz? Hangi dönemlerde oluyor? Yani 20 kişi olmasını bekliyoruz açıkçası. Zaten şu an sistemde çok açıkçası bekleyen gönüllülerimiz var. Ekiplerimizin sahadan dönmesini bekliyorduk biz. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz çünkü deprem bölgesindeydi. Haftaya milli eğitim öğretmenleriyle başlamak üzere artık hani gönüllülük eğitimlerimize başlıyoruz. Yani 20'şer, 30'ar, 40'ar gruplar halinde artık hani saha eğitimlerimizi vermeye başlayacağız. Yani biz mesela 20 kişilik bir grup oluştursak, o 4 eğitimi de alsak, Evet. belki yaz döneminde falan da yapıyor musunuz Evet yoksa? yapıyoruz. Yaz döneminde de yapıyoruz. Artık zaten yaz döneminde okulların da tatil olmasıyla birlikte biz okullara da çünkü afet farkındalık eğitimine gidiyoruz. Tatil olmasıyla birlikte direkt zaten gönüllülük eğitimlerimize yöneleceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben Ben de hocam istiyorum. 24 bekleriz yani. Ben istiyorum, evet. Teşekkür ederim. Çok da güzel Abi. bir sunumdu. Destek olduğunuz için. İsteğiniz bütün soruları alabilir şu anda. Mustafa başta olmak üzere. İsterseniz ben paylaşımı durdurayım. Bir yüzümüzü görelim. Herkes görsün buradaki arkadaşlar. Evet hocalarım, değerli arkadaşlar, soruları olan var mı? Öncelikle Cengiz Bey işin mutfağında olduğu için bizatihi de son deprem aslında olmasını istemediğimiz bir şey değil ama en azından hangi seviyede olduğunu göstermek için de bir laboratuvar oldu aslında bir taraftan da. Elbette Tabii. depremler olmasın, elbette seller olmasın ama bunlar olduğunda da gerçekten bazen böyle bu benim aklıma şu geldi. Yani bunları her yerde söylüyorlar zaten. Biz bunları biliyoruz diyebilir arkadaşlarımız. Şöyle bir şey var hocam. Ama bunu test etmek ve bununla karşılaşmak başka bir şey. Çok başka bir şey. Evet. Buradaki şimdi arkadaşlarımızın, hocalarımızın duygusal seviyesini bilmiyorum. Bilmediğim için bazı konuların içine girmek istemedim. Yani orada yaşanmış olduğumuz birebir hikayeler var. Kendim çok yaşadım. Niyeyse beni buluyor genelde bu işler. Yani şimdi size anlatsam gerçekten şaşıp kalırsınız. Gözleriniz dolar. En son 10 yıl önce bir gözümden yaş akmıştı. Üniversitede makine eğitim bölümünde 10 almıştım. 100 üzerinden 10. 10'a alamıştım. 10 yıldır gözümden yaş akmıyordu. Geçen orada bir astsubay arkadaş, hiç tanımıyorum ya, bilmiyorum yani. Eşi ve iki bebeği aynı evde iki koltuğunun altında, üçünü anne ve çocuklar ayrılmasın diye aynı cenaze aracına aynı yere koyduk. Arabanın arkasına geçtim, oturdum, ağladım yani. Yani bambaşka bir şey ya, gerçekten zor bir Evet. süreçti, zor bir olaydı yani. İşte bu tür acılar yaşanmasın, başımıza bu tür şeyler gelmesin diye
Buraya geldiğim zaman bile işte yakınlarıma, eşime falan eve gittiğim zaman çocuklara kızma. Kızma ya diyordum yani bu çocuklar belki yarın sabah göremeyeceksin gibi bir algı oluşmuştu artık. Yani biz de etkileniyoruz, biz de insanız yani. Kızma diyordum yani. Ama mesela aynı. Sevdiklerinizi, yakınlarınızı lütfen kalbini kırmayalım. Belki yarını görmeyeceğiz. Çünkü öyle bir şeydi. Gece saat 4.04.17 idi yani. Belki o gün dargın, küskün veya farklı bir plan programı olanlar, ertesi gün için şeyler vardı. Hepsi bir anda yok oldu, kayboldu, gitti. Hepsi bir anda ya. Toplamda 65 saniye, 65 saniyeden bahsediyor duyduğumuz yani. 65 saniyede gitti, ömür gitti yani. Hayaller gitti, umutlar gitti. Sırf bunların gitmemesi için bizim de bazı önlemler almamız gerekiyor. Gerekir. Yani ben şahsım adına Seçil Hanım sağ olsun, müdürüm, başkanım ya da değerli hocalarımız, yani size çok teşekkür ederiz böyle bir eğitim talebinde bulunduğumuz için. Keşke bir araya gelip daha iyi çalışmalara beraber olsak yani. Evet, belki şimdi ben de notlarımı aldım. Sizin sunumunuzu zaten kayıt altına aldık. Arkadaşlarımız tekrar izleyebilirler. Hocalarımız da izleyecektir. Yani önümüzdeki dönem yüz yüze eğitim başladığında işte bu yangın eğitimi olabilir, deprem, bu tatbikatları aslında yapmak lazım ki arkadaşlarımızın gerçekten ara ara biz de destek gönüllüsü olarak işte afet haftalarında ya da bu ilk yardım ve benzeri bir takım konularda bu eğitimlere gittiğiniz zaman bunu birebir yapmadığınızdan ya da oradaki o televizyondan izliyoruz, o aletlerle çalışıyor insanlar orada, o aletlerin ağırlığını hissetmediğiniz zaman anlayamıyorsunuz. Basit bir şey gibi geliyor yani. 17 kilogram. Evet, yani ya da işte çanta meselesi, mesela çanta meselesi çok basit geliyor insanlara. Tamam diyor, hadi hadi yapalım. Hadi herkes şimdi bugün yapıyor. Ama inanın bir yerden sonra bunun ne işi var burada kapının önünde deyip o da belki de dolabın üstüne gidiyor, valizin içine giriyor falan. Yani farkında olmadan aslında biz bunları yapabiliyoruz. Biraz deprem ülkesinde, afet ülkesinde yaşadığımızı, özellikle de Bartın'da afet bölgesinde yaşadığımızı bence her gün hatırlamamız lazım. Dolayısıyla arabayla geçerken de bir dere yatağından karşıdan karşıya geçerken de bir yağmurlu havada afetle karşılaşmamız mümkün. Ya da işte bir akrabamıza ulaşmaya çalışırken de orada başka bir afete maruz kalabiliriz. Bence bu sizi, beni ya da sadece buradaki olanları ilgilendiren bir şey değil, tüm herkesi ilgilendiriyor. 50 binin üzerindeki kayıp sadece Hatay, Malatya ya da o bölgedeki insanları değil, tüm ülkeyi psikolojik anlamda etkiledi. Üzücü bir durumdu gerçekten ama depremlerin devam edeceğini siz de söylüyorsunuz, otoriteler de zaten söylüyorlar. Evet, hocalarımızdan, Ben öğrencilerimizden. son bir şey daha sorabilir miyim Mustafa Tabii ki Hocam? hocam, buyurun. Biz şimdi diyelim ki burada Bartın'da yaşıyoruz ama işte ben Maraş'a çok gittim mesela toplantıya. Oralarda mesela gittiğimiz şehir için heyelan ya da toplanma alanı, mesela bir otele gideceğim, oranın en yakın toplanma alanı. Bunun haritalarını nereden görebiliyoruz? Devletten görebiliyorsunuz E-Devlet hocam. toplanma alanı sorgulama derseniz direkt görüyorsunuz hocam. Bölgeniz zaten orada size soruyor işte neredesiniz, mahalle neresi diye. Direkt yakın olduğunuz noktanın 3 tane, yani yakınında bulunan 3 tane toplanma alanını E-Devlet size sunuyor. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Bir de son bir işin şakası şunu söyleyeyim. Aslında şaka da değil ama bu Bartın'da gerçekleşmiş bütün veya Türkiye'de olayların büyük çoğunluğu bizim nöbetimize denk gelir. Bugün de nöbetçiyiz, dikkatli olun lütfen. Vay. Aday kazası da bizim nöbetteydi. Deprem de bizim nöbetteydi. Yani sel de bizim nöbetteydi. Umarım başımıza bir şey gelmeden bugün ülkenin nöbeti bitirir. Yarın sabah Hava görürüz. da kötü valla, yağmurlu. Ya bizi korkutmayın Cengiz Bey. Ben zaten bu Zoom yayınlarında yeterince strese giriyorum. Elektrik kesilecek diye. Bu yayınlar yarım kalacak diye. Siz şimdi bittikten sonra da tehlikelerden bahsediyorsunuz. Hocam şimdiye kadar bir şey olmadıysa umarım olmaz yani. Teşekkür Tamam, teşekkür ederim. ederim. Evet hocalarım, değerli arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Soru sorana 5 puan fazla verecekmiş Hocam ben sorabilirim. hocalarımız.
Buyurun lütfen bekliyoruz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz yani. İstediğiniz soruyu yorum, eleştiri veya başka şeyler de ya eğer zamanınız varsa hocam yaşanmış olduğunuz bir hikayeniz de varsa dinleyebiliriz yani biz. 24 saatte beşiz hocam burada bekliyoruz yani. Nurhan Hoca, buyurun. Ben her iki arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli Çok sağ olun. bilgilerdi. Ben yüz yüze eğitime geçtiğimiz zaman gerçekten bir gün canlı bir tatbikat yapmayı öneriyorum. Ya da hani çok büyük kapsamlı bir şey olmasa bile o basit araçlar dediğimiz araçlara bile biz bir dokunalım. Yani hani hep görüyoruz işte yangın söndürme aparatı, onu bile ben hiç kullanmadım mesela. Hani var. En eğitimli kişiler olarak görünüyoruz şu an toplumda. Hani Evet. birileri bize belki danışacak. Evet, belki üzerinde kullanma talimatı vardır ama o gün o anda o panikleyen üzerindeki kullanma talimatını okuyacak durumda olmayacağız belki de. Hani basit pratik şeyleri kullanmayı en azından hani bu alet şunun içindir, işte şuradan açılır, buradan kapanır gibi böyle bir şeyler varsa hani Var hocam. bunu gerçekten hani bir ihtiyaç var bence. Hocam şöyle bir şey var. İlk anda bizim gönüllere verilmiş olduğumuz eğitim vardı zaten. İlk anda mesela ilk birkaç gün gönüllerimiz de biraz afalladı. Çünkü öyle bir odayı ilk defa görüyorlar. Böyle bir ortamı ilk defa görüyorlar. Ya şunu getirdiğim zaman arabada gidip geziyordu geliyordu mesela arkadaş. Ya öyle bir şey yokmuş falan diyordu. Var abi diyordum bak burada ben kendim koydum falan diyorum. Yok yok diyor. Bilmiyor ki ne yaradığını. Aslında bilse alıp gidecek de. Sonraki günlerde artık şöyle bir uzaktan baktığım zaman bile gerçekten mesela ne istediğimi anlayabiliyordu o kişi. Birkaç gün sonrasında her şey oturmuştu. Bir sonraki Allah korusun böyle bir afet durumunda, deprem durumunda bizden önce araç kiralayıp giderler yani. Böyle bir durumumuz var. Çünkü birey kendisini faydalı gördüğü anda çok mutlu olurlar diyor. Ve çok mutlu oldular. Ya Yani zaten karşılaştığında şöyle elinizin ayağınızın bağlı olması insanı daha çok üzüyor. Bu depremde de öyle. Yani hiçbir şey yapılamadı. Hani bazen biz hep işte sadece maddi yardımda bulunabildik. Hatta bir ara gönüllü olsak mı dedik. Sonra valilik hani o bölgede çok insan var artık almıyorlar falan dediler. Ama hani böyle televizyonda onları izlemek, çaresizce izlemek, ya yani ben ne yapabilirim ya da nasıl faydalı olabilir mi düşünüyorsunuz? Ama bu dediğiniz gibi sadece büyük bir afette o bölgede değil, burada her an her şey yaşadığımız ortamda da olabilir. Büyük bir hani felaket olmasına da gerek yok. Küçük bir kaza olur, bir yangın olur, bir şey olur. Hani basit şeyleri en azından kullanıyor olabilmemiz lazım. şöyle Bunu söyleyeyim yine ben hocam. hissediyorum, yani açıkçası ben hissediyorum. Birçok arkadaşım ya da öğrencimiz de bunu hissediyordur. Yarın onlar da bir yerlere gelecekler. En azından bunları bir görebilsek aklımızda kalır. Hocam özlesin. Dün akşam bir arkadaştan bir muhabbetimiz oldu. Adam etmedi dua yok. Hayır olsun ne oldu abi dedim yani niye? Ya diyor yeni çocuk doğmuş. Üçüncü mü dördüncü mü ne? Boğazına tükürüğü mü kaçmış? Artık süt mü kaçmış neyse. Seçil Hanım bizim ilk yardım eğitmenimiz. Biz onlara eğitim vermiştik bu süreçte. Hemen çocuğu tutmuş, fonunu almış, teş çevirmiş, sırtına bir iki kere vurunca çocuk ferahlamış. Yani bakın çok basit bir hareket. Yani o kadar sevinmişti ki yani basit. Bakın burada öğrenebileceğimiz önemsiz diye bir bilgi zaten yoktur, tabir yoktur ama ufacık bir hareket tarzı, bir bilgi dahi uzun süre bizi hayatta tutabilecektir. Uzun süre bizi daha belki mutlu, belki farklı bir ortama sokabilecektir. Onun için yani gereksiz, önemsiz bilgi yoktur. Her şey önemlidir. Ya Hani da bir de sözünü kestim. Ya da bir de şey var. Yani gör. doğru bilinen yanlışlar var. İşte sıcak tampon, soğuk tampon meselesi mesela bazı ilk yardım konularında. Ya da işte insanı ayaklarını dikmek, ayaklarını yatırmak, yan çevirmek gibi basit gibi görünen ama insanları tehlikeye doğru götüren. İşte siz örnek verdiniz. Yani yıllarca bizde deprem olduğunda çocukluğumuzdan beri kapının eşiğine gidin orada bekleyin dediler. Yıllar sonra öğrendik ki bu çok yanlış bir şeymiş yani. Tabii ki, kesinlikle doğru. Dolayısıyla bu doğru bilinen yanlışların öğrenilmesi bile tek başına bir önleyici bir tedbir olabilir. O yüzden de arkadaşlarımızın aslında bu biz nasıl olsa bunları biliyoruz demeden yeniden bunları tatbik de ederek belki yapmalarında yarar var. Hocam şöyle gönüllü olarak diyoruz ya, yani herkes bir şeylerin cahilidir. Gerçekten mesela. Bizim de bilmediğimiz birçok konu var şu anda.
Yani sizin belki o anda bize farklı bir göz, farklı bir kulak, bambaşka bir duruma getirebilir olay. O anda sizin Sebat Hocam'ın, atıyorum Duran Hocam'ın, isimlere bakarak geçiyorum, Sibel Hocam'ın, Pınar Hocam'ın, Ercan Hocam'ın, başkanımızın. Yani orada bize verebileceği bir fikir, yardım edebileceği bir konu olursa daha hızlı hareket, daha kolay, daha pratik çözümler üretmek açısından faydalı olur yani. Biz bunu gördük yani. Ben Böyle bu bir konuda demin de söyledim. Hocalarımız da beni doğrulayacaktır. Yani gerçekten biz peyzaj mimarlarının sadece afet olduğu zaman da değil ama AFAD'ın da ya peyzaj mimarlığı diye de bir şey var. Bunlar bütün kentin yeşil alanlarını, aktif yeşil alanlarını ve kamusal alanlarını tasarlıyorlar. Dolayısıyla burada belediyenin ya da yöneticilerin insafına bırakmadan ya da bir şehir plan ya da bakanlıkların tek başına o bakanlığın insafına bırakmadan. Çünkü afet işi bir koordinasyon işi. AFAD zaten bunun için var. Yani Tarım Bakanlığı'nı da ilgilendiriyor. Ne bileyim Su Bakanlığı'nı da ilgilendiriyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı da ilgilendiriyor. Herkesi ilgilendiriyor. Dolayısıyla buradaki sadece mevcut yapı değil de üniversitelerdeki bu farkındalığın İşte var olan bölümlerde biz Bartın'da peyzaj mimarlığı bölümünü Bartın kentinin kamusal alanlarının tasarlanması ve planlanmasına şans olarak görüyoruz. Ama sorduğunuzda sizin böylesi alanlarda bir payınız var mı bugüne kadar oldu mu diye sorduğunuzda olamamış örneğin. Dolayısıyla bu da bizim aslında bizden kaynaklı bir durum değil, yöneticilerin tercihlerinden kaynaklı bir durum. Ben bu konuda tüm hocalarım adına şunun sözünü verebilirim. Yani AFAD'da, Bartın bu konuda rol model de olabilir. Tabii Lütfen bu ki. toplanma alanlarının yeniden değerlendirilmesi konusunda lütfen üniversiteden ve peyzaj mimarlığı bölümünden uzman hocamızı isteyin. Eminim ben hocalarımız bu konuda seve seve karşılıksız en azından görüşlerini sunacaklardır. Mustafa Hocam, şöyle bir şey, biz arama kurtarmak ve eğitim grubundayız. Bu tür çalışmalar genelde bizim iyileştirme şube tarafından yapılıyor. Lütfen siz buyurun gelin. Misafirimiz olun. Olur. Değerli bilgilerinizi aktarın. İnanın o gün burada olmasam, uzakta bile olsam sözüm olsun. Geleceğim, beraber oturacağız. Size bu konuda ben şahsım adına desteklerim. Yani uygun olur hocam. Teşekkür Ne ederim. düşünüyorsunuz? Toplanma alanlarını sanırım sadece AFAD da tek başına belirlemiyor ne yazık ki. Başlayalım mı? Evet. Belediyeler de devrede olduğu için hani tek başına AFAD'da değil. Evet, biliyorum, biliyorum. Evet. Ama işte hani belediyenin aklına gelmedik. AFAD koordinasyon anlamında gelmiyoruz daha doğrusu. Yani bu sadece Bartın'la ilgili bir sorun değil. Bu İstanbul'da da aynı. Bu Ankara'da da aynı. En iyi tasarlanmış dediğimiz, en yeşil, en işte kamusal alanların en iyi tasarlanmış dediğimiz kentimizde de maalesef bu böyle. Bazen de işte planlar ya da plandaki şeylerin uygulamaya geçtiğinde onlarla uyumlu olmadığını da görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de yaşıyoruz. Yani aslında biliyoruz sorunlarımızı. Çözüm önerileri de bizde. Öğrencilere ben söz vermek istiyorum. Öğrenci arkadaşlardan hiç sorusu olan yok mu? Hocam bu kadar iyi anlatmış olamayız yani. Yok siz iyi anlattınız da ben yine de böyle bir şey vardır diye düşünüyorum. Evet, 5 puan Şöyle azdınız hocam. Siz onu 15-20 puana çıkartın O zaman da. şöyle yapacağız. İdil Hocam, bizim bu eğitimle ilgili mini bir anketimiz var. Bu anketimizi öğrenci arkadaşlarımıza ve hocalarımızdan da katılmak isteyenler lütfen katılsınlar. Bu anketin sonuçlarını hem ben Seçil Hanım'la hem de Cengiz Bey'le de paylaşacağım. İdil, gönderir misin sohbet Hocam kısmını olumsuzsa paylaşmayabilirsiniz. ben? Ya olumsuz kardeşim. Ben düzeltirim. Sağ olun hocam. Olumsuz bir şey olacağını düşünmüyorum. Gerçekten Sorun sizin verdiğiniz eğitimler ve söylediğiniz sözler herkesi ilgilendiren şeyler. Bunlar da hani aksini düşünmek mümkün değil. Son belki şey yapmadan, bitirmeden bir soru daha sorayım ben. ben de Şimdi sormak istiyorum. öyle mi? Ha, pardon. O zaman Pınar Hocam siz sorun. Öyle mi? Tamam. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Çok Anladım. tabii duygularımızı böyle tekrar o günleri bize anımsatan yanları olmakla birlikte hani zaman zaman ekran kapalı izledik ama gözlerimiz dolarak izledik bazı şeyleri tekrar yaşayarak çeşitli dersler de çıkararak.
Çok iyi bir sunum yaptınız ve sunum tekniği de çok iyi. O anlamda hani görselleriyle değerlendirmek açısından. Sağ Bizim olun. öğrencilerimiz tabii ki üniversite öğrencileri. Eminim çok iyi çıkarımlar yaparak uygulayabilirler. Ben daha küçük gruplarla ilgili çalışmalarınız nasıl gidiyor? Özellikle Allah esirgesin yani yaşamayalım elbette ama yaşanma ihtimali var. İlkokul seviyesindeki, ortaokul seviyesindeki ya da lise seviyesindeki okullarda herhangi bir çalışma yapılıyor mu? Tabii ki yapılıyordur da nasıl bir şey izleniyor diye merak ediyorum. Şundan dolayı merak ediyorum. Benim de o yaş grubunda çocuklarım var. Evet. Şöyle bir şey söylediğini söyledi öğretmeninin. Sıraların altına çökün. Mesela ben çocuklara evde sürekli bunun tatbikatını yapıyorum. İkisinin de ranzasının başında deprem çantası var. İşte kolaylıkla açabilecekleri, işte yırtarak, kopartarak çıkarabilecekleri, içinde düdükleri, şeyleri, işte fenerlerinin, suyunun bulunduğu çantaları var. Kendimce eğitmeye çalışıyorum ama böyle bir şey duydum. Yani öğretmenlerimizin ciddi anlamda sanırım bilinçlendirilmeye ihtiyaçları var. Bunu söyleyecektim. Bir de depremdeki toplanma alanları ile ilgili Evet ardarda mı sorayım? evet Olursa. hocam. Diğeri de şöyle. Şimdi tabii ki hemen E-Devlet'ten kontrol ettim. Çok güzel bir sistem. Adresi yazıyorsunuz ya da tıklıyorsunuz. Hemen yakınınızda gösteriyor. Kendim TOKİ'de oturuyorum ve en yakın alanları görebildim. Hemen yakınlarımınkine baktım. Maalesef bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı da İzmir'de, tamamen deprem bölgesinin olduğu alanlarda. Özellikle İzmir'deki deprem toplanma alanlarına baktım. Mustafa Hocam şöyle, bizim düşündüğümüz gibi değil olaylar. Yani bulunan yeşil alan, her bulunan yeşil alan o mahalle için toplanma alanı yapılmış gibi bir şey algılıyorum. Çünkü etraf tamamen bina. İzmir'de zaten yapıların biliyorsunuz işte büyük bir kısmı çok sağlam değil. Ve Evet. bitişik nizam işte bir bina bir başladığı zaman işte silsile halinde devam eden bir yapı blokları halinde. Bunların aralarında kalan alanlar çok güvensiz geldi bana. Yani kesinlikle bunların tekrar bilimsel anlamda da değerlendirilmesi gerekiyor. Onu da ifade etmek istiyorum. İstanbul'dakiler fena değildi. Benimkilerin, ailemin evinin çevresinde olanlar o da. Hepsine bakamadım. Sağ olun. Size şöyle öncelikle bir cevap vermek istedim. Bu 3 yıl önce bahsetmiş olduğum işte bu tahliye tatbikatları okullarda çok güzel nizami bir şekilde yapılıyor. Gerçekten yapılıyor yani. Mesela biz tahliyemizi güzel gerçekleştiriyoruz. Her kata bir hocamızı kendimiz de katlıyoruz buna. İstanbul'da şu abilerimiz var ya, içeri girip de sigarasını çayını alıp bir de çıkanları var. O şekilde okullarda olmuyor. Gerçekten çok güzel nizami bir şekilde tahliye gerçekleştirdi çocuklar. Dışarıya baktım. Yani videonun devamı da geliyor gözümün önüne. Gitmişler acil toplanma alanı tabelasının olduğu yerde beklemişler. Acil toplanma alanı tabelasının olduğu yerde 10-12 katlı binalar var. Hemen yanı başında. İstanbul gibi yerlerde maalesef yapı stoğunun fazla olduğu yerlerde acil toplanma alanı çok da belirlenemiyor. Bununla ilgili ciddi anlamda sorunlar var. Buna da katılıyorum yani. Yine keza mesela marketlere acil toplanma alanı zorunlu, tabelası zorunlu var. Burada Karaköy'deki bir marketten bahsediyorum. Acil toplamaların tabelasını hemen marketin giriş kapısının üstüne yapıştırmış. Acil toplanma alanı tabelası hemen yan tarafında. Yani biz boş, açık, güvenilir bir alan dememize rağmen karşı benim alanım yok diyor, benim alanım burası diyor yani. Nereye bırakabilirim diyor bunu. Gerçekten nereye koyacak o tabelayı? Hemen binanın dibinde, binanın önünde bir toplama alanı olmaz ki. Zaten o binalar size zarar verecektir. Sizin boş, açık bir alanda olmanız gerekiyor. Karşı tarafa koyun diyoruz, orası bana ait değil diyor. Orası karayollarına ait bir yola ben tabela koyamam. Doğru. Ve orası özel bir mülkiyettir. Tabela koyamam diyor. Doğrudur. Yani bunun bir çözüme kavuşması gerekiyor. Benim şahsi gözlemim bu yani bu konuda. Evet, bu noktada da aslında marketi açandan çok ya da o işletmeyi yapandan çok o sonuçta bir kar amacı güden bir şey yapıyor bir taraftan.
Ama bunun şehircilik ilkeleri anlamında ruhsat aşamasında, yapı ruhsat aşamasında çok bu konuda görevli ve işini düzgün yapan insanlar var. Yani belki de işte o kolonları kesilmiş hikayeyi çok duyuyoruz yani. Şehir içerisinde oto galerilerinin ne işi var? Şehir içerisinde küçücük küçük yerlerde aslında bir marketin ölçeğince olamayacak yerlerde girişleri acayip, çıkışları acayip acayip yerlerde. Bodrum depoları falan tamamen risk altında. Sel taşkın sınırına 1 metre uzakta diye taşkın riski yokmuş gibi davranılmış ama bir yandan sürekli asfaltlarla, sert zeminlerle o yağmur suyun hızlandırıldığı alanlar var. Şimdi biz buralarda kümülatif etkiyi hiç düşünmüyoruz. Yani bu kümülatif etki dediğimiz şeyi anlamıyor bile insanlar. Yani her şey kendi içinde tekil ölçekte sınırları içerisinde. Yani yasal standartlara uygun sınırlar içerisinde. Ama bunların 10 tanesini bir araya getirdiğiniz zaman kümülatif etki oradaki olumsuz etkiyi artırıyor. Biz bunu ne hava kirliliğinde, ne gürültü kirliliğinde, ne yağmur suyunun yönetiminde, ne de diğer konularda göz ardı ediyoruz açıkçası. Zaten o yüzden de işte en ufak bir yağmur yağdığında belki şey yapıyoruz. Şöyle bir komik bir şey var. Ben sürekli anlatıyorum. Aslında bilmeyen arkadaşlarımız belki derslerde de anlatmışımdır. Hocalarımız da bilirler. Bartın'ın afet yönetim valiliğe bağlı değil mi? Afet yönetim. Tabii. Valiliğe bağlı ve valiliği de en fazla destekleyecek birimlerden bir tanesi de yerel yönetimler belediye. Bartın'ın belediyesi ve valiliği Bartın'ın adına Selbasan denilen bölgesinde yer alıyor. Şimdi bunu şehircilerin gerçekten ders olarak öğretmesi lazım. Yani buraya neden Selbasan dedikleri herhalde öz Türkçe bilen herkes bunu Ben de anlar. sana göl bucağı kaynağı Gölbucu, Gölbucu değil mi? bir Yani anlamı var yani. evet, madem büyüklerimizin sözünü dinleyeceğiz, bu büyükler buralara boşu boşuna bu isimleri vermemişler. Ne kadar önlem alırsanız alın, işte SGK binasının altını komple su basmıştı. Belediyenin kendi verileri, yıllarca biriktirdiği kendi verileri Bodrum'un da su altında kaldı. Şimdi Maalesef. bu kamusal hizmeti üretecek tesisler eğer ilk anda elden çıkarsa, o zaman vatandaş başının çaresine bakmak zorunda kalacak ya da bakacak, neyse nasıl olacak bilmiyorum. Yani ben de şeyi hatırlıyorum, sizin aracınızla uyarı yaptığınız zamanda benim aracım da, valiliğin orada oturuyoruz biz, valiliğin arkasında uyarı yapıyor emniyet. Diyor ki araçlarınızı kaldırın. Nereye gideceğiz araçlarla? Şeyde belediyenin işte o yeni yaptığı otobüs duraklarının olduğu yerde bina yarısına kadar suya gömülmüş. Evet. Çatmaca'dan arabayı geçiremiyorsunuz. Karşı tarafa yol tıkanmış. Kaldınız işte orada adada. Yani orada adada yüksek yerde kalanlar kurtardı. O bölgede ki var, hocalarımızın da evleri var oralarda. O bölgede işte zemin katında otoparkı olan araçların çoğunluğu ya da oradaki depoları olan, depolarda malzemesi olanların çoğunluğu gitti. Yani Anladım. göz göre göre gitti. Bir dahaki Evet. seferde yine aynısı yaşanacak. Yani. Evet, Fener Hocam'ın sorusu vardı. Onun ilkini zaten şey yaptı. İkincisi şöyle bir şey. Hocam genel olarak mesela ilkokul seviyesine işi anlatmak bambaşka bir şeydir. Burada sizin gibi değerli hocalarımızın belli bir seviyede olan öğrencilerimizin gerçekten mesela bir şey anlatabilmek bambaşka bir şey. Ana sınıfında çocuklarla genelde beni gönderdiler. O yaş grubunda çocuğum var çünkü. Oyun oynayarak, şakalaşarak, işte farklı etkinlikler şeklinde anlatıyoruz ve gerçekten hemen yerleşiyor. İlkokulda da aynı şekilde hemen yerleşiyor. Hani o seviyede biz onu alırsak ve o şekilde devam edersek ileriki süreçte yaşlarda daha başka bir olaydan karşılaşabiliriz. İlkokul, anaokul, özel eğitim öğrencileri, özel eğitim öğrencileri bakın. Onlara dair biz eğitimlere gidiyoruz yani. İçimizde bu eğitimleri verebilecek eğitmenlerimiz var. Gittiğimiz zaman farklı bir şekilde aktarıyoruz. Ve genel olarak verimli de geçtiğini düşünüyoruz yani. Yine varsa sadece bakın burada milli eğitimin planlamasını veya bizim planlama yapmamızı beklemeyin. Bireysel bir şekilde kendiniz bir dilekçeyle başvurun. Şu okulun velisiyim veya şu okulun müdürüyüm ya da öğretmeniyim.
çocuklarımıza şöyle bir eğitim istiyoruz dediğiniz anda Seçil Hanım burada. Sağ olsun her şeyi ona paslarım yani. Seçil Hanım hemen hızlı bir şekilde sizinle bir işime geçer ve bir eğitim plan programı hazırlanır. En kısa sürede gelip eğitimimizi veririz yani. Evet. Bu çok memnun edici gerçekten. Sağ Çok olun. Teşekkürler hocam. teşekkürler. Evet, bizim eğitimimiz de öyle oldu. Gerçekten sağ olsun Seçil Hanım da. Yani hemen yarın yapabilir miyiz desem yaparız diyecekti. Biz çarşamba Yaparız hocam, Teşekkür ederim. Sağ olun sağ hocam. olsun. Teşekkür ediyoruz. Son benim aklımda kalan şeyi de sorayım. Şimdi AFAD gerçekten Türkiye'de çok şey söylendi bilmem ne falan. Hepsini bir tarafa bırakalım. Önümüze Lazım. bakacağız. Lazım. AFAD şeyden sonra Bartın'da dahil olmak üzere tüm Türkiye'de gerek personel politikası gerekse işte sizin buradaki fiziki koşullarınızı, alet, ekipman, personel koşullarınızı iyileştirmeye yönelik bir şeye gitti mi? Yani ya da öyle bir şeyi var mı? Çünkü buna yapılacak yatırımın ileride bizi aynı hataları yapmamak üzere çok daha işimizi kolaylaştıracağını bildiğim için bir vatandaş olarak soruyorum. Yani Evet. sizin koşullarınızı iyileştirdi mi? Bu lojistik olabilir, işte bina olabilir, alet, ekipman olabilir ve personel. En önemlisi yetişmiş Evet. eleman. Yani bunu öğrenebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim hocam size, bizim zaten yakın zamanda bazı arkadaşlarımız var. Yeni başlayan sözleşmeli personel, şimdi kadroya geçtiler. Onlar 2022'nin sonunda Eylül gibi ansat geldiler. Gelir gelmez hemen maden kazasını gördüler. Sakarya eğitime gittiler, geldiler. Hemen arkasından depremi gördüler. Bize çok da şey gelmediler yani. Biraz ters bir zamana denk geldiler yani. O 8 kişi, biz 6 kişilik burada. 14 kişi, 3 farklı enkazda çalışıyoruz. Bakın 14 kişi neredeyse. Bu sayı artırılacak. Biz şimdi ilde kadromuz şu anda bizim 15 kişiyiz yani. Bu kadro 55-56'ya mı ne yükseltilecekmiş? Çok Sayı iyi. artırılacak yani. Çok iyi. Türkiye'de yine bazı iller birliklere dönüştü. 200'e yakın sayıya dönüşecek ve ciddi anlamda bir alım olacak. Yani şöyle bir şey de size söylemek isterim. On binlerce kişiyle aslanız hocam. Marmara depremi kaçınılmaz bir son. Evet. Sadece uzman ekiplerden, eğitimli ekiplerden değil, harici gönüllülerle desteklenmesi gereken bir olayla karşı karşıyayız. Onun için sürekli ben kendi adıma söyleyeyim, dileniyorum yani. Geçen gün üniversitede iletişim fakültesine vermiş olduğunuz eğitimde de söyledim. Lütfen gelin. Lütfen gönüllümüz olun. Lütfen sizi sahada çalıştıralım. Buyurun gelin, gidelim beraber bir şeyler yapalım. Yoksa ülkemizin yani yabancı kurtarma ekipleri geldiler. Bir tanesinin söylediği bir sözü hatırlıyorum. Siz Tanrı'ya ne yaptınız ki başınıza bu geldi? Gibi bir şey söyledi. Yani işin tabii o manevi, ruhani boyutu farklı bir şey. Ben çok şey yapmadım yani. Ne yaptınız ki ya? Çünkü adamların gerçekten görmüş olduğu en büyük felaketlerden biriydi bu. Evet. Şimdiye kadar böyle bir olay hiç görmemişler yani. Çok büyük bir olaydı. Ama biz bu olaya ülke olarak, vatandaş olarak fazlasıyla karşılık verebiliriz, baş edebiliriz. Onun için buyurun gelin, bekliyoruz. Ben bu eğitimden sonra Bartın'da zaten rekor seviyede değil mi? O nüfusa oranla rekor seviyede bir gönüllümüz var Bartın'da bildiğim kadarıyla. Bu oranın artacağını işte en önce Sebahat hocam eğitimlere başladı bile herhalde. Arada kapatıyor şeyi kamerayı görüyorum. Ama Diğer istiyorum. arkadaşlarımızın da yaşadıkları şehirlerde ya da Bartın'da fark etmez. Yeter ki Türkiye'de bu gönüllülük sayısı artsın. O anlamda da verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben son sözü Teşekkür Ercan Hoca'ya ederiz. vermek istiyorum. Ercan Hocam buyurun. Evet. Bu arada size bir saniye. Hep konuklarımız ekran paylaşır. Hep ben ekran paylaşayım. Şöyle. Evet Ercan Hocam. Evet, Seçil Hanım, Cengiz Bey, sizin adınıza AFAD İl Müdürlüğü'ne, AFAD Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz. Değerli sunumunuz için, katkılarınız için, bizim için güzel bir sunum oldu. Öğrencilerimiz için verimli, değerli bir bilgi oldu. Bunun devamını da bekliyoruz. Yani sizin kapınızı çalacağız bundan sonra. Belki Şu belgeyi ilerleyen aşamada.
Kendi güdümümüzü almadık. Sağ Aynen, olun. gerçekten çok incesiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk şu anda. Teşekkür ederiz yani. Evet. Biz bu belgeleri şimdi online göndereceğim ben size, ama çıktılarını da ulaştırırız. Yolumuz üzerindeyiz yani, çok uzak değiliz birbirimize. O yüzden. Hocam gerçekten mutlu oldum, bunu söyleyebilirim yani. Bize çünkü öyle bir şey şimdiye kadar verilmedi. Deprem bölgesinde günlerce çalıştık. Aç kaldık, susuz kaldık. Yorulduk, üşüdük. Ağzımız burnumuz kanadı, gerçekten kanadı yani. Ellerimiz çatladı. Geldi bir iki tane sağ olsun çevremizden, ama böyle bir şey gelmedi. Teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Ederiz. Çok sağ olun tüm hocalarımıza bu eğitime katıldıkları için teşekkür ediyoruz ve İlafet Müdürlüğümüze Seçil Hanım'a, Cengiz Bey'e de gerçekten bizi kırmayıp geldikleri için neredeyse 2 saate yakındır konuşuyoruz. Konuşacak çok şey birikmiş bir taraftan da. Bu Evet. eğitimlerin devamının gelmesini arzu ediyoruz. Gönüllü sayımız arttıkça da herhalde biz de bu eğitimin ne kadar işe yaradığını da ilerleyen zamanda size sunarız. Katkılarınız ve destekleriniz için çok teşekkürler. Bütün arkadaşlarımıza, hocalarımıza da katılımları için teşekkür etmek istiyorum ben. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun, hayırlı, hayırlı, sağ olun, iyi günler. saygılar. Herkese iyi günler.